Canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben S.M.L. Hoca, S.M.L. Hoca Matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Gençler, Barış Yayınları AYT Matematik 8'li branş denemelerinin çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda 4. denemeyi çözeceğiz, çözümle kavuşturacağız. Çözümlerini hantal bulduğunuz, kendi çözümlerinizin hantal olduğunu düşünüyorsanız veya bir soruyu boş bıraktınız veya yanlış bir e, işaretleme yaptınız, bu soruların çözümlerine Direkt açıklama kısmındaki zaman etiketlerine tıklayarak anında o soruya erişebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Hepsini de tek tek ekliyorum. Evet gençler hazırsanız abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. Evet dördüncü denememizin ilk sorusuna bir bakalım birlikte. Tabi biraz da yaklaşalım şu şekilde. Evet şimdi i sayısı kök eksi 1'e eşit olmak üzere z1 ve z2 karmaşık sayıları için 1 artı 2i çarpı z1 5'miş. 1 eksi 3i bölü z2 10'muş. Z1 ile Z2 karmaşık sayıların toplamı ee, ne demiş? Ha toplamı hangi sayı ile çarpılırsa sonuç reel sayı olur diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben burada 1 i'yi bir karmaşık sayı ile çarpmışım. Sonucu da reel sayı çıkmış. Demek ki şu Z1 bunun eşleniği olacak. Z2 de o zaman bunun eşleniği olacak. Demek ki Z1 1 1 2 iyiymiş ki gerçekten çarpıldığı zaman 5'i verir. Z2 karmaşık sayımız da 1 artı 3i'ymiş ki gerçekten Z2 ile şunu ve Z1 ile bunu çarptığımız takdirde 5'i ve 10'u buluruz. Z1 artı Z2 dediğimiz karmaşık sayımız da toplarsak 2 artı i gelir. Şimdi bu Z1 artı Z2 bunu hangi sayı ile çarparsam sonuç reel olur diye sorulmuş. Yani diyor ki bunun eşleniği nedir? Bunun eşleniği 2 eksi i'dir. Cevap da a'dır. Devam ediyorum ikinci sorumla. Şimdi bu sorumuzda da bana diyor ki x ve y eksi 1'den farklı gerçel sayılar olmak üzere x eksi 1'in x artı 1'e mutlak değerlerinin oranı y eksi 1'in y artı 1'e mutlak değerlerinin oranı eşitliği sağlanıyor. x bölü y'nin de mutlak değeri 1'den farklı olduğuna göre şu ifadenin değeri kaçtır? Öncelikle bu ifadeyi biraz kısaltalım. x çarpı y parantezini alacak olursam burası x artı y gelir. E, payda kısmında da x artı y'miz mevcut. O halde ben buradaki x artı y'leri götürürüm. Aslında benden ne isteniyormuş? x kere y isteniyormuş. Pekala. Şimdi... Şuradaki e, ifadelerde bir içler dışlar çarpımı alırsak burası bana tek mutlak değer içerisinde x eksi 1 çarpı y eksi 1 bunu verir. Ve diğer tarafta da yine tek mutlak değer içerisinde x artı 1 şurası artı 1'miş arkadaşlar. x artı 1 ile y eksi 1'in çarpımı karşımıza çıkar. İçerideki ifadeleri e, dağıtırsak x çarpı y artı x eksi y ve eksi 1 gelir mutlak değeri tabii ki. Sağ taraftan da yine x çarpı y eksi x artı y ve böylelikle artı eksi 1 gelecektir. Pekala şimdi bunları ne yapıyorduk? Bir artılı bir eksili çıkarıyorduk değil mi? Mesela ikisini de olduğu gibi çıkarsam şurada x çarpı y artı x eksi y eksi 1 eşittir. Olduğu gibi çıkarırsam x y eksi x artı y eksi 1 gelir. Veyahut x y artı x eksi y eksi 1 eşittir diyorum. Şunu eksili çıkaracağım. Eksi x y artı x eksi y artı 1 olur diyeceğim. Şimdi üst taraftaki çözüme bakacak olursak x y'ler ve eksi 1'ler birbirini götürüyor. Burada ben eksi x'i bu tarafa eksi y'yi diğer tarafa alırsam 2 x eşittir 2 y ile karşılaşırım ki x y eşit olur. Ama bizden istiyor ki x y birbirinden farklı olsun. Çünkü ben x'i y'ye bölersem 1 bir gelir birbirinin aynısıysa. ve mutlak değerini aldığım takdirde de 1 yapar. Demek ki şu çözüm iptal arkadaşlar. Bu çözüm iptal. Biz nereden çözüm bulacağız? Şuradan. Buradan bir çözüm bulacaksam da artı x de artı x eksi y ile eksi y birbirini götürür. Şunu şu tarafa aldım 2 y. Eksi 1'i karşıya aldım 2 geldi. Demek ki x çarpı y kaçmış? 1'miş. Zaten benden de x çarpı y isteniyordu. Demek ki cevabımız c şıkkında verilmiştir diyebiliriz. E geçelim 3'e. Bir K kümesi var. Bu K kümesi A, B, C, D, E, F, G, H tan oluşuyor. Toplam 8 elemanlı. Yani S, K eşittir. 8 diyebiliriz. Pekala. K kümesinin alt kümesinden biri olan M kümesinin bütün elemanları aynı zamanda L kümesinin de elemanıdır. Yani diyor ki sen diyor K kümesi M kümesini çizersen diyor L kümesi bu kümeyi kapsayacaktır diyor. Yani gençler burası M kümesiymiş. Burası da L kümesiymiş. Ve K kümesinin bir alt kümesiymiş M kümesi. Şimdi ben gidip K kümesini dilediğim yere çizerim gibi bir şey iddiada bulunamam. Şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Tamamını da kapsayabilir. O yüzden K kümesini çizmekten şimdilik kaçınıyorum. L kümesinin M kümesini kapsamayan 24 tane alt kümesi vardır diyor. Şimdi olay şu. Mesela örnek veriyorum arkadaşlar. Şurada benim e, 1, 2, 3 tane elemanım olsun. Şurada da varsayalım ki 3 tane de 4 tane de burada eleman olsun. Tamam mı? Şimdi L kümesi kaç elemanlı olur? 7. M kümesi de 3 elemanlı. Şimdi bu 7 elemandan varsayalım ki bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 elemanları olsun. Bu bize L kümesini versin. L kümesi. M kümesini çizecek olursak da bu da 1, 2, 3'ü versin mesela. Tamam mı? Şimdi gençler. Benden ne isteniyordu? Ne? E, demiş ki bakın L kümesinin M kümesini kapsamayan 24 tane alt kümesi vardır Şimdi ben kapsayanları nasıl buluyordum Kapsayanları şöyle diyordum Diyordum ki L kümesinin alt kümelerinin içerisinde 1, 2, 3 olsun istiyordum Yani 1'i, 2'yi, 3'ü olsun istiyordum Bunun yanına da 4 vardır veya yoktur çarpı 2 5 vardır veya yoktur 6 vardır veya yoktur 7 vardır veya yoktur mantalitesiyle Direkt diyordum ki ezber bilgi yaptırıyorduk hatta hatırla. Şurada 4 tane eleman kaldıysa 2 üzeri 4 tane L kümesi, M kümesini kapsayan alt kümesi vardır. E, toplam kaç tane alt kümesi vardır? E, toplamda da 2 üzeri 7 tane hocam. Demek ki sen 2 üzeri 7'den şuradaki 4 taneyi çıkaracak olursan yani 2 üzeri 4 taneyi çıkaracak olursan L'nin M'yi kapsamayan kaç tane alt kümesinin olduğunu bulabilirsin. Şimdi o zaman aynı mantaliteyle düşünecek olursak ben şurayı sildim. Burada sadece bir anlatım yaptım ben sana. Şimdi aynı mantıkla düşünelim gençler. Şöyle ki. Ee, diyor ki bakın. 24 tane alt kümesi vardı. Şimdi 2'nin bir kuvvetinden 2'nin bir kuvvetini çıkarınca 24 kalsın istiyorum. Ki bu da 32'den 8 çıktığı takdirde 24 kalır. Yani 2 üzeri 5'ten 2'nin küpünü çıkarıyorum. Yani o zaman demek ki burada 2 tane eleman varmış. Şurada 3 tane eleman varmış. Çünkü elemanı olmayan yani M'nin elemanı olmayan e, ee, kadarını burada 2'nin üstüne yazıp çıkaracaktım toplamından. 2 üzeri 5'ten 2 üzeri 3'ü çıkararak buluyoruz. Pekala. Demek ki M kümesinin 2 tane elemanı var kesin. Şimdi bana diyor ki K kümesinin M kümesini kapsamayan. E, K kümesi 8 elemanlıydı. O zaman 2 üzeri 8'den ben burada 2 eleman olduğuna göre içinde bulunmayan 6 tane eleman olduğunu biliyorum. Yani 2 üzeri 8'den 2 üzeri 6'yı çıkaracağız. 2 üzeri 8 2 2 üzeri 6 64'tür çıkarırsam 192'yi bulurum. Demek ki cevabım da E şıkkında verilmiştir derim rahatlıkla. Devam ediyorum bir diğer sayfamda dördüncü sorumdayım artık. A B artı C'den küçükmüş. B A'dan küçük ve A artı C sıfır. A artı C sıfırsa bir kere ben C'yi eksi A biçiminde ifade edebilirim. Yani rahatlıkla karşıya gönderdim ve bu şekilde ifade ettim. Ee, burada da A küçüktür B artı C diyor ya. C gördüğüm yere eksi A yazarsam bunu da bu tarafa attığım takdirde iki tane A küçüktür B olduğunu da görüyoruz aynı zamanda. Ama B de A'dan küçüktü bunu da biliyoruz. Şimdi bu B A'dan küçükken 2 A B'den nasıl küçük olabilir? şöyle ifade edelim. 0 B ile A negatif olsun. Mesela B A'dan küçüktü ya. Bu burada olsun. Bu burada olsun. 2 A şu tarafı gösterecek bize. Demek ki 2 A da B'den daha küçük olacak. Yani böyle bir gösterim söz konusu olabilir. Artık rahat davranabiliriz. En büyük değeri soruluyor şimdi. Mesela ben burada A'nın en büyük değeri için eksi 1 seçerim. B'yi de daha büyük olsun diye eksi 2 seçmekte fayda var ama ben bunu bu sefer 2 ile çarptığım takdirde eksi 2 eksi 2'den daha küçük olmaz. Demek ki mecburi olarak ben şunu yapacağım. A'yı eksi 2 seçeceğim. Bunu eksi 3 seçeceğim. Bunun 2 katı olan eksi 4 burada olur. Güzel. A eksi 2 idi. E, A eksi 2 ise şimdi gençler şurası. Yerine yazıldığı takdirde C'de 2 gelecektir. Eksi 2 eksi 4 eksi 3 yaptı. Bunları toplarsam eksi 9 gelir. Demek ki cevabım da E şıkkında verilmiştir. Diyebilirim gönül rahatlığıyla. Beşinci soru. Çözümünü ilk kez yani böyle ee, soruyu ilk çözdüğümde Mesela bu barış yayınlarını bana e, böyle denemelerini çözmek istememdeki başrol oynayan sorulardan bir tanesi gençler Aslında bakarsanız ee, soruyu ilk daha gördüğümde dedim ki yu Çünkü çünkü e, ben buna benzer bir soru yazmaya çalışmıştım Lakin olmamıştı soru yani becerememiştim yani soru çok hantal olmuştu açıkçası bundan kaynaklı da e, herhangi bir yazdığım kitaba da koyamadım ama burada Barış Hoca muhteşem bir soru yazmış. O yüzden dikkatli bir şekilde izleyelim bakalım çözümünü. ABC ve DEF 3 basamaklı sayılarının rakamlarını kullanan Feyza ve Beyza aralarındaki farkın 168 olduğu bu iki sayı için şu işlemleri yapmış. Yani ben ABC'den gençler ya da DEF'den tam tersini DEF'yi çıkardığım takdirde 168 bulacakmışım bu cepte. Şimdi ben Soruyu bana güzel gösteren yer neresi biliyor musunuz? Şu 4A artı 2B artı C ve 4D artı 2E artı F. Bunlar beni soruya aşık etti. Şimdi toplamını hesaplayıp bulduğu sonucu böyle gösteriyor. Bunları hesaplayıp bulduğu sonucu böyle buluyor. Ve şunu 14 bulduğuna göre H ile belirtilen değer hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi niye bu kadar bu soruya vuruldum ben size onu anlatayım. Arkadaşlar sorudan tamamen bağımsız olarak örnek veriyorum A, B, C tamamen bağımsız gibi de düşünmeyebiliriz. Sonuçta A, B, C örneğini verdim. Şimdi ben bunu çözümlediğim takdirde 100A artı 10B artı C. Şimdi niye onlar beni soruya vurdu o, o kısma geliyorum. Arkadaşlar ben e, 2021'deki konu anlatımlarımdan beri bölme bölünebilme konusunu anlatırken hani mesela 8'de bölünme kuralı neydi? sayının son 3 basamağı 8'e bölünüyorsa sayı 8'e bölünür diyoruz. E peki niye 8'de bölünme kuralında biz sayının son 3 basamağına bakıyoruz ki? Hemen söyleyeyim sana. Şöyle ki burada 100A demiş. Şimdi 100'den önce 8'in katı olan sayı kaç? 96 değil mi? 96A artı 4A biçiminde yazabilirim ben burayı. Ondan önce 8'in katı olan 8'dir. 8B artı 2B biçiminde yazıp burayı da C ile ifade edebilirim. Şimdi bak, zaten 96 8'in katıdır. Zaten 8b de 8'in katıdır. O halde 4a artı 2b artı c eğer 8'in katıysa o zaman sayı da 8'in katıdır. abc de 8'in katıdır. Bu aslında 8'de bölünme kuralı, 4a artı 2b artı c dediğim ifade, 8'de bölünebiliyor muymuş acaba bizim sayımız diye kontrol etmek için kullandığımız bir yöntem aslına bakarsanız. Yani herhangi bir sayı için şunu 4 ile çarptın bunu 2 ile çarptın üstüne de c'yi ekledin eğer 8'in katıysa demek ki bu sayı 8'in katıdır diyebiliyorsun. Kalanı bulmak için de bunu 8'e bölüp kalanına bakabilirsin. O yüzden aslında bize şunu söylüyor bizim sorumuz. 4A artı 2B artı C toplamı şu ya aslında ABC'nin 8'de bölümünden kalan 14'tür diyor. Peki 8'de bölününce 14 kalmaz ki o zaman 14'ü 8'e böleceksin. 14'ün 8'de bölümünden kalan 6'dır. 168'in 8'de bölümünden kalan 0'dır. 6'dan ne çıkarsa 0 kalır. Hocam 6 çıkarsa demek ki DEF sayısının da 8'de bölümünden kalan 6 olacakmış. Yani DEF'yi de bize zaten haş göstermiyor muydu? E bizden de haş istenmiyor mu zaten? Demek ki 8'de bölündüğünde 6 kalanını veren sayılara bakacağız ki A şıkkı direkt bir numara zaten. 32 8'in katıdır. 34'ün 8'de bölümünden kalan 2'dir. 36'nın 8'de bölümünden kalan 4'tür. 42'nin 8'de bölümünden kalan 2'dir. Cevabımız A şıkkı olacaktı diyebiliriz. Çünkü H'ın 6 olması gerekiyor. Ya da 8'de bölündüğünde 6 kalanını vermesi gerekiyor. Evet. Güzel bir soruydu sırf bu yüzden. N bir doğal sayı olmak üzere sıfırdan farklı x gerçel sayısı için x artı 1 bölü x'in eninci kuvveti ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan dördüncü terimin katsayısı baştan 9. terimin katsayısından daha büyük ve baştan 7. terimin katsayısından da daha küçüktür. Buna göre açılımdaki sabit terim kaçtır diye soruluyor. Şimdi baştan dördüncü terimin katsayısını elde edebilmek için eğer r artı 1 diyorsak buna hani r artı birinci terim formülümüz vardı ya bizim. R artı 1 diyorsak e bunun katsayısı 1 bunun katsayısı da zaten 1 bölü 1'den yine 1 olduğundan benim buradaki katsayılara odaklanmamam gerekiyor. Direkt o zaman şuna bakacağım. R artı bir dörtse R 3tür Yani N'in üçlüsüyle bulurum ben. Şunun e, dördüncü teriminin katsayısını. Dokuzuncu terimin katsayısından daha büyükmüş bu. Yani o zaman şöyle diyor. N'in dokuzlusundan daha büyüktür. Şimdi tabii doğal olarak şöyle de bir durum var. N'in dokuzlusundan değil N'in sekizlisinden. Şimdi N'in sekizlisinden daha büyüktür diyebilirim. Lakin bu N'in sekizlisi aynı zamanda şuna da eşittir biliyorsun. N'in... En eksi 8'lisinin ne de eşittir bunu da biliyorsun. Burada neden böyle bir ifade yazdım? Çünkü 3 8'den büyük olabilir diyeceğim ama değil. O zaman 3 en eksi 8'den daha büyüktür diyebilirim böylelikle. Peki bu buna nasıl eşit? E biliyorsun şunla şunu toplayınca eni veriyorsa bunlar birbirine eşitti. For example 5'in ikilisi 5'in üçlüsüne daima eşittir değil mi? Çünkü 2 ile 3'ün toplamı 5'tir. E, güzel. Diğer taraftan 7. terimin katsayısından da küçükmüş bu. Yani n'in üçlüsü. N'in üçlüsü. O zaman bunu da 7. terimi de n'in altılısına bakmam gerekiyor. O zaman şöyle diyelim mi? n'in n en altılısı da diyelim mi buna? Hadi diyelim. Pekala. Şimdi o zaman 3 n 8'den daha büyüktür dedik. 3 büyüktür n 8. Eksi 8'i bu tarafa atarsam n 11'den daha küçük gelecektir. Burada da 3 küçüktür n 6 diyeceğim böylelikle 9 küçüktür n olacak yani 9'u da buraya yazabilirim n sayısı 9 ile 11 arasındaysa bu n sayısı ondan başkası değildir çünkü doğal sayıydı Açılımdaki sabit terim soruluyor. Sabit terim de biliyorsun bunun 5. terim kuvvetini, bunun da 5. kuvvetini alırsam x üzeri 5 de x üzeri eksi 5 çarpıldığı takdirde 1 gelir ve x'ler ortadan kalkar. Sabit terim karşımıza çıkar. Demek ki ben neyi almam gerekiyormuş? Onun 5'lisini almam gerekiyor ki burada x üzeri 5 ve x üzeri eksi 1'in de 5. kuvvetini alabilelim. O halde onun 5'lisi soruluyor aslında bana. Hemen bulalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 120. Tamam güzel. 8 de 120'yi sadeleştirdim. 15 geldi. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 2. Burası 3 oldu. 3'e böldüm. 3'e böldüm. Burası da 2 geldi. 2 kere 7. 14. 9 kere 2 de 18. Ee, tamam böyle kalsın. 18'de 14'ün çarpımı isteniyor bizden. Yani 72 ile 18'i şu şekilde toplayacak olursak 2, 5, 2 yani 252 bana cevabı verir. 6. sorumuzun cevabı da böylelikle C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Devam edelim. Bir sonraki sayfamızla 7. sorumuz. Bir Px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan e, bu şekilde ifade edilebiliyor biliyorsunuz. Bunu da, da biliyor. Yukarıda anlatılan metodu kullanarak baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden Px polinomunun x 8 1 ile bölümünden kalanını bulmaya çalışan emir. x eşittir 1 değerini yanlışlıkla sadece bölüm polinomuna yazmış ve yine aynı sonucu bulmuştur. Buna göre sabit terimi katsayılar toplamının yarısı olan Sabit terimi nasıl buluyordum? P0 ile buluyordum. Katsayılar toplamını nasıl buluyordum? P1 ile buluyordum. Katsayılar toplamının yarısı olan Px polinomunun Bx artı 3 polinomuyla bölümünden kalan kaçtır? Şimdi öncelikle ben Px diyeyim. Şimdi x eksi 1'e bölümünden kalanı hesaplıyordum ya. E şimdi o zaman bölüm kısmımız bizim yani Bx polinomumuz. ve Baş katsayısı da 1 olduğuna göre X eksi A'dır diyebilirim. Tabi bir tane de sabit terime ihtiyacımız var. B dedim. Pekala. Şimdi burada e, aynı sonucu bulduğunu biliyoruz değil mi? Bak ne demişti bize? Normalde bizim burada kalanımız ne olacak? B. Normalde kalanımız B. E, nasıl buluyoruz bunu? X-1'e bölümünden kalanı bulmak için X gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Ama e, Emir miydi arkadaşın ismi? Emir miydi? Emir. ha. Emir. Burada da yazmak, burada da yazması gerekiyordu ama yazmamış. Sadece burada yazmış. O halde şöyle diyelim. x eksi 1 çarpı 1 eksi a artı b. Bu yine bize neyi vermiş arkadaşlar? B'yi vermiş çünkü kalan olarak bunu vermesi gerekiyordu. O zaman b'ler gittiler. Şimdi geldim buraya dağıtıyorum. X eksi AX eksi 1 artı A eşittir bana 0'ı vermek zorunda. Şimdi burası 0 olacaksa bir kere A'nın 1 olması lazım. A1 ise zaten burası da 0 olur çok güzel. Demek ki A1'miş arkadaşlar. Yani benim PX polinomum aslına bakarsanız X eksi 1 çarpı X eksi 1 artı B'ymiş. Şimdi B'yi nereden bulacağım? İşte bana vermiş zaten burada bunun sayesinde bulacağım. P0 nedir? 1 artı B'dir. P1 nedir? E hocam o da B'dir. B'nin yarısı buna eşitmiş. O zaman 2 artı 2B eşittir B'dir. Buradan eksi B eşittir 2 ise B eşittir. Eksi 2'nin ta kendisidir. Şimdi şurası benim BX polinomumdu ya. BX polinomu e, neymiş? X eksi 1. Çünkü A'yı 1 bulduk. Peki BX artı 3 polinomu nedir? Bak BX bu. BX artı 3 nedir? x artı 3'ü de hemen x gördüğümüz yere x artı 3 yazarak elde edebiliriz. x artı 2'dir. Yani diyor ki x gördüğün yere eksi 2 yaz diyor. Nerede? Px polinomunda. Aslına bakarsan bizden P eksi 2 isteniyormuş. Hemen şurada eksi 2'yi yerine yazacaksın. P eksi 2 eşittir. Eksi 2 eksi 1 eksi 3 yapar. Eksi 2 eksi 1 eksi 3 yapar. B'mizde eksi 2'ydi hemen onu da yazdık. Şurasına geldi 9. 9'dan 2 çıkarsa cevap 7 olur. Demek ki cevabımız da kaçıncı sorumuzdu bu? 7. sorumuzun cevabı da böylelikle 7 olmuş oldu. Yani cevap E idi gençler. Geçtim 8'e. En yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olan, yani baş katsayısı 1 olan 2. dereceden gerçel katsayılı bir Px polinomunun sabit terimi yani P0 değil mi? E, polinomun 1 sıfır olan P1 değerinin 4 katıdır diyor. Yani P0 eşittir 4 tane P1 diyebilir miyiz? Deriz. Bunu kaydedelim. İşimize yarar illaki, boşuna vermemiştir. P2 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. Aynı zamanda bu P1 polinomun bir sıfırıysa ben polinomu şu şekilde ifade ederim. X eksi P1 E çarpı bir tane daha parantez çarpı X eksi M diyelim buna da. Diğer kökü bilmiyoruz. İkinci derecede ne olduğunu biliyoruz. Baş kat sayısının 1 olduğunu biliyoruz. Ama diğer kökü bilmediğimiz için ona da M dedim. Yani denklemin bu kökü de M'ymiş. Polinomun bir sıfırı da M'ymiş arkadaşlar. Şimdi e, p 0'ı bulan elde edebilir miyim? P 0 eksi p 1 çarpı eksi m'dir. Yani gençler P 0 dediğimiz şey, aslında m çarpı p 1'dir. E, p 0 aynı zamanda 4 tane p 1'e eşitti. Hemen bu şekilde yazacak olursam 4 p 1, M çarpı p 1'e eşitse Demek ki M kaçmış arkadaşlar 4. Şimdi ben şuraya 4 yazabilirim, Böylelikle px polinomu ortaya çıkmış oldu biraz yarım yamalak da olsa. Niye yarım yamalak da olsa diyorum. Çünkü hala P1'i bilmiyorum. O halde bir de P1'i elde edelim. P1 eşittir. 1 eksi P1 ile neyin çarpımıdır? Eksi 3'ün çarpımıdır. İçeri dağıtırsam P1 eşittir. Eksi 3 artı 3 tane P1 yapacaktır. 3 P1'i bu tarafa gönderirsem eksi 2 tane P1 eşittir eksi 3'ten. P1 ne gelir arkadaşlar? 3 bölü 2'nin ta kendisi gelir. Yani artık Px polinomu ortaya çıktı. Şurada P1 gördüğüm yere 3 bölü 2 yazacak olursam x 3 bölü 2 çarpı x eksi 4'müş. E benden ne isteniyordu? P2. O halde P2'yi bulmak için x gördüğümüz yere 2 yazacağız. 2'den 3 bölü 2 çıktı 1 bölü 2. 2'den 4 çıktı eksi 2. Çarptık bunları ne geldi? Eksi 2 bölü 2'den eksi 1'in ta kendisi geldi. Yani cevap 5 hakkında verilmiştir diyeceğiz. Dokuzuncu soru için sağ üst taraftayım. Sağ üst taraf dediğim sağ yan tarafta da 9'a ait. Baya uzun bir soru. Neredeyse bir sayfa. Ama tabi görselden kaynaklı ve soruyu çok daha iyi anlatabilmek adına biraz uzun cümleler mevcut. Bir bakalım 9'a. A, B, C ve D. Gerçel sayılar olmak üzere. X8A X, ile X8B'nin X, çarpımı sıfırdan büyük ve X8C X, ile X8D'nin X, X, çarpımı sıfırdan küçük. Buna birinci buna ikinci eşitsizlik diye de isim verilmiş. Burak Yukarıdaki eşitsizlik sistemini sağlayan aralığı bulurken kökleri bulup sayı doğrusu üzerine uygun biçimde yerleştirip işaret incelemesini aşağıdaki gibi uygulamış gençler. Şimdi bu şekilde yapmış ama hani sonrasında demiş ki uyguladığım işaret incelemesinin hatalı olduğunu fark ediyorum. Burada iki tane eşitsizlik olduğuna göre sistem gibi çözmem gerekiyordu bunu. Yani nasıl çözmem gerekiyordu bu şekilde. Şimdi buradan birinci grafikten neyi anlamamız gerekiyor? Birincinin kökleri AB İkincinin kökleri de C'de. Şimdi demek ki A, B, C, D burada her biri bir tanesine yerleştirilecek. Yerleştirildikten sonra her birinin de tek katlı kök olduğunu anlıyoruz. Çünkü hepsinde işaret değiştirme. Eksi artı artan eksi eksi artı artan eksi. Tamam. Demek ki bunlar işaret tablosu doğru bir şekilde yapıldıktan sonra çift işaret olacak. Mesela iki tanesi birinin kökü olacak, diğer ikisi de diğerinin kökü olacak. Burak doğru inceleme yaptığında sonucun değişmediğini fark etmiş. Sonuç yine aynı şekilde kalmış. Peki buna göre ifadelerinde verilen sıralamaların hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. A, B, C, D'nin sıralaması hakkında. Şimdi birincinin kökleri neydi? A ve B. İkincinin kökleri de C ve D miydi? Evet. Şimdi o zaman birinci de nereler istenmişti? Bakıyorsun sıfırdan büyük ikincide negatif olan yerler. Yani birincisinde pozitif olan yerler. Bak burası kesinlikle pozitif. Burası kesinlikle pozitif. Burası kesinlikle negatif. Burası kesinlikle negatif ki e, bu şekilde e, buralar taranmış. Birincisinde pozitif olan yerleri tarıyordu. İkincisinde de negatif olan yerleri tarayacaktı. Ve böylelikle de ortak olan yerler çözüm kümesi oluyordu. Pekala. Şimdi biz o zaman şöyle diyelim. Mesela ikisi de İkisi de baş kat sayısına bak pozitif pozitif. Demek ki ikisi de pozitifle başlayacak. Yani ben şurayı da biliyorum açıkçası. Artı ve artı. He, iken eksiye geçmiş. Demek ki bunun bir kökü burası. Yüzde yüz burası. iken artı diye devam etmiş. O zaman ben şurada değiştirsem eksi. Eksi olunca artıya geçmesi için bir kök daha lazım. Demek ki burası da artı diyeceğim. Ve aslında taramam gereken yerlerde net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bakın bir burayı tarıyoruz. Bir de burayı tarıyoruz. Şimdi ikincisinde de negatif olan yerler isteniyordu. Burası negatifken negatif diye devam etse negatifken negatif diye devam edip tekrardan şurada bir kökümüz olsa ki zaten birbirinden farklı köklerdi. Dikkat et. Burayı aldım. Burayı aldım. buraya aldım. O zaman mecburen burayı da alacağım. Ve burası da artı olacak. Burası da eksi olacak. Ve ben ikinci eşitsizlikte de burayı tarayacağım. İkisinde de ortak olan yerler tabii ki şuralar oluyor gençler. Tamam. Güzel. Şimdi bu A iken bu B, bu C iken bu D olabilir. Yani C, A, B, D diye bir sıralama olabilir. Veya bu A'ya B iken D'ye C olabilir. Veya B'ye A iken başlangıçtaki gibi C'ye D olabilir. Veya B'ye A iken D'ye C olabilir. Bütün sıralamalarda bunlardır arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım sığdı ekrana Allah'tan. Ya da sığmasa bile şöyle yaparız. Şunları ben alayım buradan. Şuraya çekelim. Daha sonrasında da buradan bakalım. Şimdi ne var? CBAD. CBAD var mı? CBAD var. Bu olur. B -A -D C var mı? B ile başlayan yok. ACDB var mı? A ile başlayan yok. O zaman cevabımız neymiş? Yalnız bir. Yani 9. sorumuzun cevabı da A şıkkı olacakmış sevgili gençler. Bir diğer sayfamdayım. 10. soru. Yine eşitsizlikle alakalı bir soru ama bu sefer grafikti ve aynı zamanda açık önermeyle de beslenmiş bir soru. Güzel. Yani bunların böyle bir araya getirilmesi ciddi anlamda ustalık gerektiriyor. Ben de soru yazdığım için gençler e, hani genellikle böyle sembolik mantığı farklı yerlere uyarladığım zaman ben de mesela bir polinomu uyarlamıştım. E, AYT Matematik 40 soru serisi fasikülümde var böyle bir soru. Efsanevi güzel oluyor. Neyse uzatmayalım, okuyalım. F ve G parabollerinin grafikleri verilmiş. F doğrusu, G parabolü. Şimdi grafiklerin çizildiği koordinat düzlemini oluşturan bölgeler toplam 11 tane farklı renkle boyanmış. P açık önermesi diyor ki Y G, x'ten daha küçük veya eşittir. Q da diyor ki Y F'den daha büyüktür. Buna göre P ve Q'nun değil önermesinin doğru olmasını sağlayan. Şimdi dur. P ve Q'nun değili denktir 1 olacaksa P önermesi doğru Q önermesi yanlış olmalı. Yani bu doğru bu yanlış. Şimdi önermesi ne diyor? Y, G, X'den küçük veya eşittir diyor. E, küçük veya eşitse ben nereyi tararım abi? E, gerçekten bu doğruysa. G'nin altında kalan kısmın tamamını boyarım. Yani şu bölgeleri boyayabilirim arkadaşlar. Şurada kalan her yeri benim boyamam şart. Peki, güzel boyadık al. Şimdi diğerine bakacağız. G önermesi yanlış diyor. Abi, bir kere y fx'ten demek ki büyük değilmiş. Büyük olmayan şey nedir? Hocam küçüktür. Tabi bir de eşittir. Tamam. E şimdi o halde ben nereyi tarayacağım? F'nin altında kalan kısmı. Yani şurayı taradım. Şurayı taradım ve şurayı taradım. Şurası. Çok güzel. Kaç tane renk var burada toplam? Bir şurası var. Bir burası var. Bir de burası var. F'nin altında. G'nin de altında kalan yerler. Yani toplam 3 tane bölge var. Cevabımız da C şıkkında verilmiştir. Diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 11'e şimdi çok şık bir soru bir okuyalım ikinci dereceden f fonksiyonu bize verilmiş fx eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 gerçel sayılar olmak üzere x1 ve x2'nin çarpımı f0'a eşitmiş buna göre fx1 artı x2 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyelim mi bir kere x1 artı x2 eksi p bölü p'den eksi 1'dir. Yani aslında bizden ne isteniyor? F-1 isteniyor diyebiliriz değil mi? Tamam bu cepte. Bir de e, bunu sağlayan değerler x1 ve x2 iken kökler çarpımı aslına bakarsan p artı 5 bölü p'dir c bölü a'dan. Değil mi? Ve bu neye eşitmiş? F0'a. F0 nedir? Yerine yazarsan p artı 5 gelir. He, şimdi burada p'ye 1 demek basit. Yani p1'dir. Hocam niye? Çünkü burası 1 olursa p artı 5, p artı 5. Bu basit olan kısmıdır ama ben size 158 milyon 657 bin 852 kere söyledim. Dedim ki ulan dedim şunu yapma yani sen kafana göre burada böyle denklem çözsene ya biz sana denklem çözmeyi boşuna mı anlatıyoruz 3 hafta? P artı 5 eşittir şu P'yi karşı tarafa zıplat. P kare artı 5 P artı P kare artı 5 P olur. Bunları bu tarafa davet edelim. P kare artı 5 P ee, ve 5P değil 4P olsun orası. 4P eksi 5 eşittir 0. Buradan P'ye P burayı da artı 5'e eksi 1 diye ayırırsam P evet az önce bizim de ifade ettiğimiz gibi 1 gelebiliyor. Lakin P eksi 5 de olabiliyor. Şimdi güzel P'nin alabileceği değerleri bulduğumuza göre bizim iki tane fx fonksiyonuna şu an erişmemiz gerekiyor. Birbirinden farklı fx fonksiyonlarına. P1 ise benim fx fonksiyonum şuraya sığar. Benim fx fonksiyonum p gördüğüm yere 1 yazarsam x kare artı x artı 6 olurken p eksi 5 ise benim fx fonksiyonum eksi 5x kare eksi 5x eksi 5 5 daha 0 yapar. Yani benim fonksiyonum ya bu ya da bu ikisinden biri bakalım hangisi. Şimdi şuna bakalım ee, x1 ve x2 gerçel sayılardı değil mi yani köklerimiz reel sayıymış. Bunun deltasına baktığın zaman 1 eksi 24'ten eksi 23 geliyor. Yani delta 0'dan küçük olmuş oluyor. böylelikle ben bu olamayacağını dile getiririm. Çünkü kökler reel sayı değil. İki kök var ama reel sayı değil yani. O zaman benim denklemim kesinlikle bu. F fonksiyonumun denklemi bu. Bizden de f-1 istendiğine göre yerine yazalım artık. f-1 eşittir. Eksi 5 artı 5'ten doğru cevap sıfırın ta kendisi olur. Yani cevabımız B şıkkında verilmiştir diyebiliriz 11. sorumuz için. Sağ üst tarafa doğru geçtik neler diyor bir bakalım. En pozitif bir tam sayı. Tn n'yi tam bölen farklı asalların toplamı iken Sn de n'yi tam bölen farklı asalların sayısı olarak tanımlanıyor. P iki farklı asalın çarpımıymış aynı zamanda. İki tane farklı asalın çarpımı bize P'yi veriyormuş. Buna göre TR R çarpı P ile SR R çarpı P'nin değeri en az kaçtır diye de soruluyor. Şimdi öncelikle 12 çarpı P'nin 12 çarpı P'yi tam bölen farklı asalların toplamı. Şimdi kesinlikle ama kesinlikle ben bunun içinde 2 ve 3 asallarının olduğunu biliyorum 12'den kaynaklı. Burada da 2 ve 3'ten kaynaklı buranın en az 2 olduğunu biliyorum. En az 2 olduğunu biliyorum. Tamam mı? Şimdi ben burada burada P'nin iki tane farklı bir asalın çarpımı olduğunu biliyor ya. Eğer ki bu asallar 2 ve 3 ise. Şimdi en az kaçtır diyor ya. P'yi de düşük seçmeye çalışıyorum tabi. P mesela 2 ve 3 ise. Yani P 6 olabilir örnek veriyorum. E, buradaki asalların toplamı 5 olacaktır. Ama 5'ten pozitif bir sayı çıkarınca 7 kalmaz. Sıkıntı o. O zaman P'nin içerisine 2 ve 3 asalından birazcık büyük. Hemen arkalarından gelen bir asala sahip olan bir çarpımı olan bir sayı olarak verelim. Mesela P'yi 10 seçelim. Yani 2 ve 5. Şimdi 2 var, 3 var, 5 var. Bunların toplamı 10 yapar. E şimdi burada da 2 ve 3 vardı. Bir de 5 olursa 3 tane asal var. E bu da sayısıydı. Ondan 3 çıkınca 7 kalır. Yani ben artık burada P'nin minimum değerini 10 olarak bulmuş oldum. Güzel. P 10'sa şuradaki asallar neler? Bir 2 var, bir 7 var. Bir 2 var bir 5 var birbirinden farklı asallar 2 7 ve 5'tir bunların toplamı 14 yapar 14'ten de 3 tane asal olduğu için 3'ü çıkardım R'yi de 11 buldum R'nin de minimum değeri böylelikle 11 gelmiş oldu R çarpı P 110'dur 110'un asallarının toplamıyla 110'un asallarının sayısı 110'un asalları 2 çarpı 5 çarpı 11 olduğu için bunlardır toplamları da gençler 18'dir yani diyor ki 18 ile diyor şuradaki 3'ü çarp diyor 3 tane asal olduğu için. 3'ü çarptım cevap ne geldi? 54 yani cevabımız D şıkkında verilmiş gençler. Doğru cevap D idi. Devam ediyorum bir diğer sorumla bir diğer sayfada. Her birinde farklı boylarda 3 kardeşin bulunduğu 9 kişiden oluşan 3 grup tek sıra halinde bilet kuyruğuna giriyor. Şimdi 9 kişiler her biri 3'erli 3'erli olarak kardeşler bunlar kardeşlerin arka arkaya ve bir arada dizildiği bu kuyrukta her gruptaki en uzun kardeş en kısa kardeşin daima önünde olacaktır diyor. En uzun en kısanın daima önünde olacak diyor. Şimdi şu en uzun olsun. Tamam mı? Şu en uzun kardeş, şu ortanca kardeş, bu da en kısa kardeş olsun. Ve sırada burada olsun. Gişemizde burası. Tamam? Mı? Şuraya da şöyle gişe yazalım. Gişede bu taraf. Şimdi bunlar bir takım 3 kardeş. Şunlar da bir takım. 3 kardeş. Şunlar da bir takım olsun. Bunlar da 3 kardeş olsun. Bunu da turuncuyla gösterelim. Şöyle. Tamam. Şimdi o zaman bunlar birbirinden ayrılmayacaklar. Onu da biliyoruz. Şu şekilde yapalım. Şimdi bu mavi, kırmızı ve turuncu kardeşler toplulukları. Zaten otomatikman bunlar grup halinde 3 faktöriyel biçimde sıralanabilirler. Çarpı. Kendi aralarında nasıl sıralanırlar? Şimdi en uzun en kısanın daima ön tarafında olacağından ortancayı yerleştirme sayıma bağlı. Ortanca şuraya gelebilir. En öne. Aralarına girebilir. Veya en arkalarında bulunabilir. Yani toplam 3 farklı durum var. Her biri için mi? Evet her biri için. Dolayısıyla bunun içinde, bunun içinde, bunun içinde 3 tane durum var. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 diyeceğim. Bu bana cevabı verir. Şurası 6 zaten. Burası da 27. 6 kere 27 de bana 120 artı ee, 42'den 162'nin ta kendisini verir. Doğru cevap da aşık olacaktır deriz. Geçtim 14'e. 5 katlı bir binanın her katında bulunan iki dairenin birer penceresi aşağıdaki gibi binanın ön cephesinde dairesine giriş yapan bir kişinin ilk önce hiçbir şey yapmadan direkt olarak odanın ışığını ön pencereye ait odanın ışığını açtığı bilinmekte. Binada o an sadece bir pencereden ışık gelmekteyken yani şurası farklı dairede oturan 3 kişi binaya giriş yapmış. Bahsi geçen 3 kişi dairelerin aynı anda giriş yaptığına göre demek ki aynı anda da ışık açacaklar. Işığı açık her pencereyle ile aynı katta bulunan yanındaki pencerenin de ışığının açık olma olasılığı soruluyor. Şimdi şurası açık ya zaten otomatikman burası açılacak abi. Bu kesin bu net bu garanti. Bir de tabi doğal olarak ee, mesela şöyle bir görüntü de istenen durumun içerisindedir değil mi yani Yan yana duranlar açık olsun Diyor dört tane ışık yanacaksa Aynı katta olsun bu İkişerli ikişerli aynı katta olsunlar istiyor Bizden istenen durum bu Peki bu durumu nasıl gerçekleyebiliriz biz Şöyle diyelim hocam Şimdi Bizim e, Üç kişimiz var Bu üç kişiden şuraya kaç farklı Kişi gelebilir 3 farklı kişiden herhangi birisi gelebilir. Çarpı. Çarpı. Şimdi ben şuradaki katlardan burayı hallettim ya. Herhangi dört tanesinden herhangi bir tanesini seçebilirim. 4'ün birlisiyle seçtim. Ve çarpı diyorum. Geriye iki kişi kalmıştı ya. O iki kişi buraya iki faktöriyel biçimde sıralanabilir. İşte istenilen durum adedi aslına bakarsanız budur. Peki tüm durum adedine 3 kişi vardı unutmayın. Birinci kişi kafasına göre istediği 9 daireden birine. ikinci kişi 8. Diğeri de 7 daireden herhangi bir tanesine girebilir. Yalnız şöyle bir durum var. Ee, aynı anda giriş yaptığı ışığı açık her pencereyle bakayım. Ha yok tamam böyle bir durum yokmuş. Tamam cevap bu. Şurası 4 kere 2'den 8. Şu 3 de şunu sadeleştirdim. 3 burası 1 burası 21 oldu. Demek ki cevabımız 1 bölü 21. Yani cevap A şıkkında verilmiş sevgili arkadaşlar. Ben şey olarak düşündüm bir an için. Ee, yan yana e, oturanların ışıklarının açık olduğu bilindiğine göre falan öyle bir cümle hatırladım. O bir önceki denemede bir soruydu sanırım. Böylelikle 14. sorumuzun cevabına da A demiş olduk. Devam ediyorum 15'te. Yine çok güzel bir soru. Şimdi gençler. Şöyle hassas uzunlukları ölçen bir cihaz düşünün. Ölçtüğü uzunluğun sonucu bir tam sayıysa direkt olarak o sayıyı gösteriyor zaten. Eğer ondalık sayıysa da bu sayının tam kısmıyla birlikte virgülden sonraki ilk iki basamağını görüntülüyor. E, tutku da bu cihaz ile uzunluğu elen 10,8 olan bir cismi ölçtüğünde ekranda 2,37 yazıyor. Elen 10,8 eşittir 2,37 yazarken. E, elen 3,6 olan... Uzunluğa sahip bir cismi ölçtüğün tak takdirde de bunda da 1,28 yazıyormuş arkadaşlar. Peki şimdi diyor ki bu verilerden yararlanan tutku bu uzunluktaki cisimlerin hangilerinin ölçüsünün ekran değerini cihaz kullanmadan bulabilir diye soruluyor. Ben burada direkt şunu e, görmem gerekiyor. 10,8'in 3,6'nın 3 katı olduğunu e, doğal olarak da elen 10,8'den ben elen 3,6'yı çıkardığım takdirde aslında bakarsan elen 3'ü bulmuş olurum ki elen 3 de mesela bundan bu çıktığı takdirde e, ne kalır arkadaşlar hemen hesaplayalım 1,09 mu kalır öyle bir şey kalır tamam, kaç kaldığının bir önemi yok sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum elen 3'ün değerini bilebiliyoruz artık e şimdi e, tutku isimli arkadaşımız elen e'nin de zaten 1 olduğunu biliyor. Şimdi LN E ile LN -E 3'ü topladığı takdirde mesela LN -E 3 E'yi bulabilir. Mesela bunu bulur. Ama LN -E 2'yi ve LN -E 5'i bilmediği için bu değere de ulaşamadığı için bu iki değeri hesaplayamaz. Cevabımız yalnız 2 yani cevap B şıkkı olacaktı dedik. Bir diğer sayfadayım artık. Yukarıda 7 katlı bir binanın eşit mesafeyle oluşturulmuş balkonundan bakan 3 kişi bahçede bulunan kapının genişliğini ölçtüğünde aşağıdaki şekillerde verilen sonuçları bulmuş. Şimdi ne kadar uzaksa o kadar küçük görecek ya balkonu şeyi demiri şuradaki kapının genişliğini. Dolayısıyla ikinci kattan bakan birisi yani şuradan bakan birisi şu şekilde görüyor. Dördüncü kattan birisi bu şekilde altıncı kattan bakan birisi de bu şekilde görüyor. Ve deniliyor ki bak şekillerde verilen kapı genişliği görüntünün alındığı kat numarasıyla ters orantılı olup uzunlukları aynı birim türündendir diyor. Yani şöyle ters orantılı ise 2, 4, 6'nın ortak katına en küçük ortak katı 12 değil mi? O zaman bunun uzunluğuna ben 6K derim bu yüklüğüne genişliğine. E, bununkine 3K derim 12 olduğu için 12'yi 4'e e böldüm 3, 12'yi 2'ye böldüm 6, 12'yi 6'ya böldüm buna da 2K'dır derim. Şimdi x çarpı y çarpı z 2048'miş ya gençler. Ee, ben bu x'i y'yi ve z'yi nasıl çarpabilirim sorunun içerisinde? Bu ifadeleri toplarım. Yani logaritma 2 tabanında bunu 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 toplarsam x çarpı y çarpı z gelecektir. Ve bu da logaritma 2 tabanında 2048'miş. Ve hatta ve hatta bu logaritma 2 tabanında 2 üzeri 11'dir. Ve hatta bu da 11'dir. Ve bu 11 6k 3k ve 2k'nın toplamı olan 11K'ya da eşittir ne hikmetse o zaman K kaçtır? 1'dir. Yani gerçekte bu 6 birim bu 3 birim bu da 2 birimmiş. 4. kattan görüntülenen fotoğraftaki kapı genişliği yani bize 3 sorulmuş o halde doğru cevabımıza tabii ki A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla 16. sorumuz için dedik ve altta soru yok sağ üst taraftayız. AN aritmetik dizisi ile BN aritmetik dizisinin ilk 3 elemanı aşağıdaki birim karelere bölünmüş düzlemde bulunan mavi ve kırmızı noktalarla gösterilmiş. Kırmızılar A1, şey AN, maviler AN, BN. Şimdi 1 için 2'den geçtiğini biliyoruz. 2 için 4'ten, 3 için de nereden 6'dan mı geçtiğini biliyoruz biz kırmızıların. Evet o zaman AN dediğimiz ee, dizimizin genel terimi de ortaya çıkmış olur. 1 için 2'den, 2 için 4'ten, 3 için 6'dan geçtiğine göre bu direkt 2n'dir diyebilirim. Mavilere bakalım şimdi. Mavilerde 1 için 1'den, 2 için 2'den, 3 için 3'ten geçtiğini görüyoruz. O zaman direkt bn'e de ben n diyebilirim. Pekala. Bir cn geometrik dizisi için demiş. A10'u A5'e bölmüş. A10 kaçtır abi? 20'dir. A5, A5 kaçtır? Yerine yazılı taktiği 10'dur. E bu da 2'ymiş demek ki bak. İçerisi 2. Demek ki 2 üzeri BN. BN neydi? N. Yani 2 üzeri N miymiş bizim geometrik dizimizin genel terimi? Aynen öyle. Buna göre demiş. C1, C2, C3. E C1 yerine 1 yazarsın 2. 2 yazdım 4. 3 yazdım 8. Bunları toplarsam 14. Bana cevabın ta kendisini verir. 17. sorumuzun cevabı da böylelikle B şıkkı olmuş olur gençler. Geçtim 18'e. A, B ve C birer tam sayı gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve R eksi C kümesinde sürekli bir F fonksiyonu bu biçimde parçalı tanımlı biçimde verilmiş bize. Peki diyor ki eksi birin sol tarafındaki F'in limiti 1'in sol tarafındaki F'in limitinden daha küçükmüş. E buna göre Fx fonksiyonun 2'deki limiti değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi... C noktasında ben o zaman bu fonksiyonun sadece sürekli olmayacağını dile getirebilirim, değil mi? Peki bunu nasıl anlayacağım, hocam? Zaten bu polinom, bu da polinom, bu da polinom. Şimdi 2, 2, 4. Polinomları da biliyorsun biliyorsunuz, karı kokarı yoktur, mis gibi fonksiyonlar her yerde tanımlı, her yerde limitli, sürekli, türevli, integrallenebilir. Alayını sağlıyor polinomlar. O yüzden benim sürekli olmadığı noktayı bunların arasında aramam saçma. O zaman nerede sürekli olmayabilir? Tabii ki de parçalanma noktalarında. Yani ya eksi 1'de ya da 1'de bu fonksiyon sürekli değil abi. Eksi 1'i götürdüm burada yerine yazdım. Eksi a geldi. Eksi 1'i burada yerine yazdım. Ne geldi? 4 geldi. Şimdi a eksi a 4'e eşittir diyelim. Varsayalım ki eksi 1 noktasında bu fonksiyon sürekli. Tamam mı? sürekli. Ve yerine yazdım. Eksi a 4'e eşit geldi. E şimdi şurada verdiği bilgiden yola çıkacak olursam ben. Eksi 1'in sol tarafındaki limit nedir? Eksi 1'in sol tarafı neresidir gençler? Eksi 1'in sol tarafı burası. Yerine yazdım. eksi a geldi. Küçüktür diyor. 1'in sağ tarafı neresi? E 1'in sağ tarafı da e, gençler 1'in sol tarafı özür dilerim. O da burası. E bunu da burada yerine yazacağım 1'i. Diyor ki şimdi eksi a 4'ten küçük. E şimdi ben hangisine inanayım? Eksi a 4'e eşit mi? Yoksa eksi a 4'ten küçük mü? Tabii ki buna inanacaksın. Çünkü soru bize böyle bir bilgi veriyor. Demek ki ben C'yi de buldum bu arada. C neymiş arkadaşlar? Tabii ki de eksi 1'miş. Eksi 1 noktasında bu fonksiyon süreksiz. He, ee, tamam güzel o zaman. Benim fonksiyonumun eksi 1 noktasında süreksiz olduğunu öğrendiğime göre 1 noktasında kesinlikle sürekli. Çünkü her yerde sürekli sadece eksi 1 hariç demiş bize. O halde ben biri burada yerine yazarsam 4. Biri burada yerine yazarsam b kare gelir. Yani b kare kaçmış kesinlikle 4. 2'deki limiti sorulmuş bize. 2'deki limit için 2 burada olduğuna göre burada yerine yazmam lazım. Yani benden 2 b kare isteniyor. b kare kaçtı? 4'tü. 2 kere 4 kaç yapar? 8 yapar. Demek ki 18. sorumuzun cevabı da e şıkkında verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Ve bir diğer sayfama geçtim. 19'dayım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli bir f fonksiyonuyla a pozitif gerçel sayısı arasında her x0 gerçel sayısı için x'ler x0'a yaklaşırken f ax x'ler x0'a yaklaşırken a çarpı fx eşitliği sağlanmakta. Yani a'yı dışarı atıyormuş gibi düşünebilirsin burada. Ee, x4'e yaklaşırken fx'in sonucu 20 olduğuna göre x5'e yaklaşırken fx'in sonucu nedir diye de sorulmuş bize. Şimdi öncelikle şöyle bir şeyle yola çıksak biz. Mesela bu fonksiyonun 2'deki limitini bulabilir miyim veya 1'deki limitini bulabilir miyim falan diye düşünerekten bir yola çıksak. Bunu yapabilmek için de şöyle bir yönteme girişsem ben. Şimdi ben biliyorum ki bu fonksiyon zaten sürekli her noktada sürekli ise her noktada limiti görüntüsüne eşittir zaten. Bak bir daha söylüyorum. Bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon olduğu için bütün x0 absis noktalarındaki limiti x0 noktasındaki görüntüsüne eşit. O halde ben 4'teki limitinin 20 olduğunu biliyorsam aslına bakarsan f4 de kesinlikle 20'dir. E şimdi ben bunun ee, şu şekilde düşünebilir miyim? Mesela 2 tane e, F2 çarpı 2 yazsam mesela. Eşittir 20'dir. Diyebilir miyim? Derim. O zaman bunu 2 çarpı F2 biçimde yazamaz mıyım o zaman? Yazarım. Bu da 20 ise 2'deki limiti nedir? Hocam 10'dur. Tamam güzel. Buraya kadar bir sıkıntımız yok değil mi? Benden ne isteniyor? Aslında F5 isteniyor değil mi? E tamam. F5 isteniyorsa o halde ben bunu şu şekilde düşünürüm. Ee, hocam Burada e, F2'yi buldum ben. 10'sa bunu ben F 2 kere 1 desem bu da bana F2'yi vermiş olur 10. E bunu da 2 çarpı F1 diye ifade etsem 10'sa demek ki F1 ifademiz de kesinlikle 5'miş. Tamam F1'i de buldum değil mi şimdi? Güzel. Peki F5'e nasıl ulaşacağım hocam? Bizden bu isteniyor. F5'e ulaşmak için de şu yöntemi izleyebiliriz. Mesela F F 2'leri bulmuştum. 2'yi buldum 4'ü buldum 1'i buldum değil mi? Tamam o zaman şöyle diyelim biz. Ben burayı F5 kere 1 diye yazsam. Bizden F5 isteniyor ya. Bu da 5 tane F1 değil midir? Evet. F1'i kaç bulduk biz? Hocam 5 bulduk. Evet 5 kere 5 kaç yapar? 25 yapar. Cevap da değişik olur o halde. 19'u da çözdük ve devam ediyoruz. 20 ile. Çok güzel bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var çözemediysen algılarını iyi aç ve dinle. 5-14 kapalı aralığında tanımlı uç uca eklenen doğrusal parçalardan oluşan ve F ve G fonksiyon grafikleri parçaları 3'e 4 birim karelerden oluşan kağıtları aşağıda verilen biçimde parça parça rastgele çizilip panoya asılmış. Rastgele asılıyor ha. Kağıtlar birbiri üzerine gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirilerek 36 birim karelik dikdörtgen oluşturuyor. Bak şurası 3 burası 3 burası ücreti 9. Burası 4'lü demek ki yan yana birleştirilince bunlar 4 kere 9'dan 36 birim karelik bir e, fonksiyon grafiği oluşturuluyor. Bir parça oluşturuluyor. F fonksiyonunun 10'a 3 noktasında minimum değeri. G fonksiyonunun da aynı absistin noktada bir maksimum değeri vardır. Şimdi 5 ile e, 14 aralığıydı ya bu. 5 ile 14 aralığı. Ben bunu şöyle sıralasam bile mesela 5, 6, 7, 8. Bunu bu tarafa getirirsem şurada zaten 8 olacak. 9, 10. 10 burada bak. Demek ki ben hangisini yan yana getirirsem getireyim, bu 10 kağıdın sondan ikinci kısmında olacak. Yani şuralarda bir yerde olacak. Yani benim aradığım 10 bunlardan bir tanesi aslına bakarsan. Peki hangisinin bu noktada birinin minimumu, ötekinin maksimumu var? E tabii ki üçüncü parçada. He Demek ki o zaman ben şunu söyleyebilirim hocam. Şunları sildim, şurayı da sildim. Bak, bunun maksimumu var, bunun minimumu var. Demek ki F kırmızıymış. G fonksiyonda maviymiş. Ekstradan burası 10'muş. O zaman burası 11'dir. Burası 9'dur. Burası 8'dir. Peki ben şimdi bu 8 ile neyi birleştirirsem bunlar ucuca denk gelir. Tabii ki bunu. Demek ki bak burası 8'miş. Burası 7. Burası 6. Burası 5'miş. Demek ki burası 11 ise bu artık sonuna eklenecek. 11, 12, 13 ve 14 olacak. Böylelikle zaten 5 ile 14 kapalı aralığında ifade edebilmiş olduk. Tamam çok şükür. Hatta ve hatta şöyle bir şey yapsam olur mu ya? denemek istiyorum hiç gerek yok ama e, bunu yapmak istemiyorum Tamam yapmayacağım yan yana getireyim diyecektim ama o yazılar falan şimdi karışacak boş ver şimdi F5 ve g14'ün toplamı sorulmuştu F kırmızıydı F5 şurası Ha şimdi ben ordinatları nereden bulacağım acı çok basit bak ona 3 noktası demiş abi o ona 3 yani şurası 3'müş Burası 3 ise burası 4'tür. Burası 5'tir. Burası 6'dır. Burası 7'dir. Burası da 3'tü zaten değil mi? Şimdi F5 kaçmış? 4. G14. Demek ki mavide 14 soruluyor. 14 zaten burasıydı. Bu da kaça gidiyor? 5'e gidiyor. Demek ki bu da 5'miş. 4 ile 5'in toplamı soruluyor. O halde doğru cevap C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. 20. sorumuz için. Ve gençler artık 21'e doğru geçiş yapıyorum. LYS tarzı bir türevi türevde maksimum minimum problemi eskiden çok severdim bu hala seviyorum da yani LYS'de böyle vazgeçilmezimizdi böyle soru bankalarında falan hadi beraber bu okuyalım şimdi bir lokmacı var lokma başına sabit 40 kuruşluk bir maliyeti olan lokmaların tanesini 2 liradan sattığında günde 300 adet satıyor şimdi o zaman e, bu adamın karı nedir 40 kuruşa üretiyor 2 liraya satıyor 1 lira 60 kuruştur yani 1.6 liradır e 300 tane satıyor 300 çarpı 1.6 kadar gelir elde ediyor. Yani 480 lira karı var bu adamın. Bir günde. 900 tane satsa anca kurtarır. Evet. Lokmacı her 20 kuruşluk zam için günde 10 adet daha az lokma satıyor. Niye? Zam yapıyor ya müşteri daha az geliyor. Buna göre ama bu demek olmuyor ki karı azalacak. Buna göre lokmacının karının en çok olması için bir lokmanın satış fiyatının kaç lira olması gerekir? Şimdi ben 1.6 lira karım üzerine 20 kuruşluk bir zam yaptığım zaman aslına bakarsan maliyet değişmeyecek ya 1 lira 80 kuruş karım olur. Bir kere daha yaparsam 2 lira karım olur gibi gibi ekleyerek gidersem x defa 0.2 TL'lik yani 20 kuruşluk bir zam yaptığımı hayal edelim. Aynı şekilde 10 çarpı x adette müşteri kaybına sebep olur bu. Yani 300 eksi 10x diyebilirim. İşte benim kar fonksiyonum. Teşekkür ederim. Kar fonksiyonuna. Kar x fonksiyonu. Ve şimdi ben bu karın en çok olabilmesi için ne yapmam gerekiyor? Bunun türevini alacağım. Ve sıfıra eşitleyeceğim değil mi? Çarpımın türevini yapı verelim. Kar türev x diyorum. Kar türev x eşittir. Birincinin türevi eksi 10. Çarpı ikincinin aynısı. Artı 0.2x dedim. Artı ikincinin türevi 0.2 değil mi? 0.2 çarpı birincinin ailesi. Yani 300 eksi 12. Tamam güzel. Şimdi eksi 10 içeri dağıttım. Eksi 16 eksi 2x artı 0.2 içeri dağıttım. Yani 300'ü 5'e böldüm aslında bakarsan. 60 ve şununla şunu çarptım. Eksi 2x geldi. Eşitledim sıfıra. 4x eşittir kaç oldu? 60'tan 16'yı çıkardım. 44 oldu. Yani x'in 11 mi olması gerekiyormuş? x 11 iken kar maksimum olacak. Güzel. E şimdi biz satış fiyatının kaç lira olması gerekiyor? Satış fiyatı şu karımızdı. Karın üstüne 40 kuruş ekleyeceğim unutma. O zaman 11 kere 0.2 2,2 yapar. 2,2'ye 1.6 ya eklersem 3.8 yapar. 3.8 karımız olması için bir de maliyetimiz vardı. Bunu da eklersek bizim gençler satış fiyatımızın 4,2'nin ta kendisi olması gerekiyor diyeceğiz. Cevabımız A şıkkında verilmiştir arkadaşlar. 21. sorunun cevabını A dedik ve devam ediyoruz bir diğer sarf sayfamızda. Gerçel kat sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun ard arda 4 defa türevi alınarak oluşturulan fonksiyonların grafikleri eksenlerin silindiği dik koordinat düzleminin bulunduğu birim kareli ekran aşağıda verilmiş. Burada x ve y ekseni kayıp yok. Burada 4 tane de fonksiyon var. Bu 4 fonksiyon sevgili arkadaşlarım F'in birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü türevinin grafikleri. A noktası 1'e F1 noktası olmak üzere bu fonksiyon bu nokta F fonksiyonunun yerel maksimum noktası olduğuna göre F1 F0 farkı kaçtır diye soruyor. Şimdi dur bir dakika. Burada ilk yorumlamamız gereken şey ne? Ben soruya ilk baktığımda şunu gördüm gençler. Bir dakika ya dedim. Nasıl böyle iki tane sabit fonksiyon olabiliyor? Demek ki gençler bu ancak ve ancak şu şekilde olabilir. Şimdi demek ki bu noktalardan bir tanesi bu doğrulardan bir tanesi f'in 3. türeviyken diğeri f'in 4. türevi. Tamam birisi 3. öteki 4. türevi. Yani 3. türev sabit sayı sayıyken sabit fonksiyonken dördüncü türev demek ki y, y eşittir sıfır doğrusu. Yani x ekseninin ta kendisi. He, x ekseni demek ki ya bu ya da bu. Güzel. Çok güzel bir şey keşfettik. Şimdi hangisi olduğuna artık şansımız karar verecek. Ama şu daha yatkın görünüyor. Buna x ekseni dedim. Yani aynı zamanda y eşittir sıfır doğrusu. Bu da birim kareli zemin olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bak şurası 6 Tamam bu da demek ki y eşittir 6 doğrusu. Demek ki bu da f'in 3. türevi. Yani gençler ben şunu söyleyebiliyorum artık. F'in 3. türevi eşittir 6'ymış. Güzel. F'in 2. türevine geçiş yapmak için ne kullanmam gerekiyor? Tabii ki de integrali. 6x artı c dedim. O zaman bu da doğrusal fonksiyon. Yani şu. 6x artı c. Yalnız şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Ben bu 6x artı c'nin tamam eyvallah hani e, doğrusal fonksiyon olduğunu buldum da ben sadece şu an x eksenini biliyorum. Y eksenini bilmiyorum. Ama şundan da haberdarım şu fonksiyon da f'in türevinin fonksiyonu. F'in türevinin grafiği. Şimdi f'in türevi buysa ve 1'e f1 noktası aynı zamanda yerel maksimum noktasıysa şimdi düşünüyorum demek ki 1 noktasında fonksiyonumuz yerel maksimumsa türevi artıdan eksiye geçecek. Artıdan eksiye nereden geçmiş? Bak artı iken eksiye düşmüş. X ekseni burası demiştik. Eee, tamam o zaman kesinlikle ve kesinlikle burası bir absisli nokta. Burası bir absisli noktaysa kimse kusura bakmasın artık burası da y eksenidir. Tamam güzel. Burası y ekseni burası orijin burası 1 o zaman burası 2 demek ki burası da 3. Şimdi dur. 2 için sıfırdan geçtiğini biliyorum artık ben. Neyin? F'in ikinci türevini doğrusal fonksiyonu. Yaz 2'yi yerine 12 artı c sıfırsa c eksi 12'dir. Yani f'in ikinci türevi karşımıza çıktı. 6 x eksi 12. O zaman birinci türevine geçelim. Birinci türevi de 3 x kare eksi 12 x artı d'dir diyelim. D'yi nereden bulacağım? F türev 1'in sıfır olduğunu görüyoruz. Yaz yerine 1'i 3 eksi 12 artı d eşittir sıfırsa. Buradan d eksi 9 sıfırdır. D'de 9'un ta kendisi gelir. Demek ki ben buradan D'yi sildim artık şunu. Ve dedim ki burası 9'muş. F'in türevi de karşımıza çıktı. E şimdi madem öyle F'i de bulurum ben. F'i de şuraya bulalım. Fx eşittir. Neyin integralini alacağım? Bunun integralini alacağım. 3x karenin integrali x küp. Eksi 12x'in integrali eksi 6x kare. 9'un integrali artı 9x. Artı bir de D'yi kullandım. E var diyelim. E'yi nereden bulacağım? Şimdi ona da geleceğiz. E'yi bulmamıza ihtiyaç var mı? Tabi o da e, bir muallak. Bizden istenene bakalım. F1'den F0'ı çıkar diyor. E şimdi ben F1'i bulursam belirli integral gibi düşün. Sabite gerek yok burada. Hani artı C'yi yazmıyorduk ya belirli integralde. F1 nedir? 1 6 artı 9'dur. Peki F0 nedir? F0'da hatta bir de artı E'dir. F0'da E'dir. E bundan bunu çıkarınca zaten gördüğün gibi E'ler gidecek. 9'dan 6'yı çıkardım. 3, 1 ekledim. 4 geldi demek ki cevabımız bizim 4 olacakmış. Yani 22. sorumuzun cevabı da 5 oldu gençler. Altta soru yok. Sağ üst taraftayım. Şuradayım. Şunları şuradan bir kaldıralım. Şuraya atalım. Ne diyor bir bakalım? A pozitif gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun kuralı bu, bu biçimde verilmiş. Diyor ki 2'den farklı Yalnızca bir tanecik n tam sayısı var ve bu n tam sayısı fn eksi f2 eşit sıfırı sağlıyor. Yani fn eşittir f2'yi sağlıyor diyor. Demek ki sadece bir tane varmış. 2'nin görüntüsü ile farklı bir sayının görüntüsü birbirine eşitmiş ve o sayıdan bir tane varmış. Tamam güzel. Buna göre n kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar 3. dereceden bir fonksiyon görüyoruz. Bu üçüncü dereceden fonksiyonun 3 tane kökü olabilir ki maksimum 3 tane reel kökü vardır değil mi? Birbirinden farklı. 3 tane kök varsa ve baş katsayısı da pozitifse mesela şurası bir kök olsun, şurası bir kök olsun, şurası da bir kök olsun. Bu kökten geçecek, şu kökten geçecek ve tabii bir de şu kökten geçecek ve yoluna devam edecek derim. Değil mi? Doğal olarak. E şimdi f2 eşittir fn diyor ya ben şimdi şuradan şöyle bir şey seçsem desem ki hadi şurası 2. E burası n, e bir tane daha çıkıyor burada. F2'yi veren bir tane daha çıkıyor m gibi. Ama neden bir tane diyor? Bunun olabilmesi için tek şart şudur. Şurası ve şöyle çekecek olursam bakın varsayalım ki 2 şurası olsun. Şöyle. Bak F2'nin sonucunda bir tane daha var, başka yok. Gördünüz mü? Demek ki o zaman ben şu cümleyi kurabilirim. Tam bu kıvrıldığı yerdeymiş o 2. E tam kıvrıldığı yerdeyse veya bu da ne de olabilir. Tam kıvrıldığı yerdeyse 2 benim bir yerel ekstremum noktamdır. Tabii doğal olarak e, aklına şu da geliyor olabilir. Hocam örnek veriyorum 2 burasıysa buradan yaptığım zaman da bir tane neye çıkabilir? Evet çıkabilir. Bunda sıkıntı yok. Eee Y eksenini buraya çizdiğim için şimdilik 2'yi bura kabul edelim. Bu tarafta ne pozitif bir sayının işi yok çünkü tamam mı? Şimdi o halde şunu sildim. Tamam. F2 değeri benim yerel ekstremum noktam dedim. O zaman fonksiyonun türevini bu ekstremum noktanın apsisi olan 2 sıfıra götürür türevi. Türevini alalım. F türev x eşittir. Ne gelir hocam? 3x kare eksi 2ax artı değil eksi a kare. Değil mi? Eksi a'nın karesi. A'nın türevi sıfır. F türev 2 sıfırdır dedik. Alalım yerine yazalım. 12 eksi 4a eksi -a, a kare eşittir sıfır. E şimdi ben bunu eksiyle çarpınca da sıfıra eşit olur. Şöyle yazalım ki kolay olsun çarpanların ayırması. Ben burayı a ve a diye burayı da artı 6'ya eksi 2 diye açacak olursam a ya eksi 6 gelir ya da 2 gelir. Değil mi? Şimdi a 2 veya eksi 6'ymış. Güzel. A pozitif diyordu. O zaman eksi 6'ya bay bay. A 2. O zaman f fonksiyonumu ben artık ortaya çıkarabilirim. Yerine yazarım şurada. x küp. a2 ise eksi 2x kare yapar. a2 ise eksi 4x yapar. a2 ise artı 2 gelir. Fonksiyonum bu gençler. Aa bak buraya yazdım. n kaçtır diye soruluyor. O zaman şunu derim. n'yi yerine yazınca 2'nin görüntüsüyle aynı görüntüye sahip olmayacak mıydı? Evet. O zaman önce bir 2'yi yazayım ben burada. f2 kaç geliyor bir bakalım. 2'nin küpü 8. 2 kere 4 8. Eksi 4 kere 2 eksi 8 artı 2. E, şunda şu gitti eksi 8'e 2 ekledim eksi 6 geldi. Demek ki n'yi yerine yazınca da eksi 6 gelecek. Yani yani n küp şurada fn'i buluyorum şimdi. fn eşittir. n küp eksi 2 n kare eksi 4 n artı 2 dedim. Bunu eksi 6'ya eşit diyeceğim ben. E şimdi o zaman ben bu eksi 6'yı şu tarafa atarsam. Şu kısmı n kare parantezine aldım. n eksi 2 geldi. Şurası eksi 4 n artı 8 oldu ya. Eksi 4 parantezini al bakayım. Bak gene n eksi 2 geldi eşittir 0 dedim. Bunda n eksi 2 parantezini alırsam n kare eksi 4 gelir. Eşittir 0 dedim. Buradan n ya 2 ya 2 ya da eksi 2. E şimdi n 2 olamayacaktı. 2'den farklı demişti. Bu olamıyorsa eksi 2 olur. O halde cevabımız da c şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Muhteşem ötesi bir soruydu. Bu soru bana şeyi hatırlattı. 40 soru serisi AYT Matematik Fasükülümde e, bu mantaliteyle hazırlanmış bir soru vardı. Onu hatırlattı. Mutlaka o soruyu da bir inceleyin derim size. <laughs> Devam. E, 24. sorumuzla. Ne diyor? Bir bakalım. 1'den 2'ye kadar AX artı 4 bölü X küp de X. 4 ise A kaçtır? Basit. Şöyle yapacağız. Bunu bir parçalayalım. Şöyle ve şöyle. AX'i X küpe böldüm. A çarpı X üzeri 2 geldi. 4'ü x küpe böldüm. O da 4 çarpı x üzeri eksi 3 geldi. Bunun integralini alacağım yani ben. Doğru mu? 1'den 2'ye kadar. Şimdi şu kısmın integrali a çarpı x üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Yani şu şekilde yazalım. Ve şu kısmın integrali de 4 çarpı x üzeri eksi 2 bölü eksi 2. Nereden nereye? 1'den 2'ye kadar. Birazcık düzenleyelim bunu. Burası eksi a bölü x yapar. Artı burası da eksi 2 bölü x kare yapar. Ve birden 2'ye kadar yerine yazacağım. Şimdi 2'yi yerine yazıyorum. Eksi a bölü 2. Iki. 2'yi burada yerine yazdım. Eksi 1 bölü 2 geldi. Eksi diyorum. Tamam mı? Eksi. Parantezi açtım. 1'i yerine yazacağım. Eksi a. Şurada 1'i yerine yazdım. Eksi 2 geldi. Eksi içeri dağıtırsam. Eksi a eksi 1. Hatta direkt eksi a eksi 1 diyelim. Bölü 2. Ve burası da artı a artı 2 yapacaktır. Toplayacak olursam bu bana neyi verecekmiş? 4'ü. E güzel. Şimdi ben şunları karşıya atarsam. Eksi a 1 bölü 2 eşittir. Ne olur? 2 a olur. 2'yi bunun yanına gönderdim. Eksi a 1 eşittir. 4 2 a. Bunu bu tarafa aldım a. -1 diğer tarafa attım. 5 geldi. A kaçmış arkadaşlar? 5. Yani 24. sorumuzun cevabı da böylelikle a şıkkı olmuş oldu. Diğer sayfamdayım. 25. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve yerel minimum değeri eksi 10 olan bir f fonksiyonunun türevi f türev olmak üzere eksenleri kestiği noktaların orijine uzaklığı eşit olan f türev x fonksiyonunun grafiği şekildeki paraboldür. Ben direkt bu f'in türevine çift fonksiyondur diyebilirim. Çünkü y eksenine göre simetrik olacaktır. Parabolmüş ve kökleri birbirine eşit uzaklık. Yani sıfıra olan uzaklığı birbirine eşit simetrik köklere sahip. Demek ki bu çift fonksiyondur. Taralı bölgenin alanı 24 ise o zaman burası 12'dir, burası da 12'dir değil mi? Yani 0'dan A'ya kadar olan kısım 12'dir. F0 kaçtır? E şimdi ben burada şöyle bir şey yapsam. E, yerel minimum değeri eksi 10'du ya. Yerel minimum değeri neresidir arkadaşlar? Azalırken artmaya başladığı yer. Yani türevinin negatiften pozitife geçtiği yer. Yani aslına bakarsan F A'nın ben eksi 10 olması gerektiğini anladım. Tamam. E, bu durumda gelin şimdi alana geçelim. Sıfırdan a'ya kadar sıfırdan a'ya kadar f'in türevinde x dx eşittir. Bu neyi verir bana? f a eksi f sıfırı vermez mi? Değil mi? E şimdi bu da bana şuradaki alan 12 olduğu için 12'yi mi verir? Tabii ki de hayır. Eksi 12'yi verir. Sebep x ekseninin altında kaldığı için bulacağım alan değeri belirli integral sonucunda negatif geliyor. E şimdi f a'nın ben kaç olduğunu biliyorum. Eksi o. Karşıya atarsam eksi f0 eşittir eksi 2 olur. F0 da buradan kaç gelir? 2'nin ta kendisi. Hayırlı uğurlu olsun. Cevap C şıkkı olacaktı. Devam. 26. sorumuz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Bura göre bu integralin değeri kaçtır? Şimdi bu integral genelde böyle gözümüze hoş görülmeyen ifadelerden oluşuyor. Ve ben hep söylüyorum tüm videolarımda diyorum ki arkadaşlar bu tarz ifadeler varsa burada integral almaya çalışmayın alamazsınız zaten. F'i de adam akıllı bilmiyorsunuz. Burada şunu yapmaya çalışın gençler. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bizim fonksiyonumuz yani şu içerideki fonksiyon bir başka bir fonksiyon türevidir. Peki ben bunu f'in türevi çarpı f'in türevi artı f çarpı f'in ikinci türevi biçiminde düşünsem bu neyin türevi olabilir? Tabii ki de f çarpı f'in türevinin türevi. Şimdi bunun türevini aldığınız zaman birincinin türevi çarpı ikinci. Birinci sabit ikincinin türevi. Diyoruz ya. Bak bu buna eşit oluyor. Artık şunu söyleyebilirim. Eksi 2'den 3'e kadar burası f çarpı f'in türevinin integral'i olduğundan dışarı bu nasıl çıkar? f çarpı f'in türevinin türevi. f çarpı f'in türevinde eksi 2'den 3'e kadar yerine yaz demektir bu. E peki güzel. Şimdi o zaman bunu da yerine yazarsam şu gelir. F3 çarpı F türev 3 eksi F eksi 2 çarpı F türev eksi 2 gelir. Şimdi bunları bulmam gerekiyor benim. Güzel. Şimdi F3 ve F eksi 2 lazım. Önce bunları bir bulalım. F3 ve F eksi 2. Şimdi eksi 2 şurada. Eksi 4 ile 0'ın tam ortasında. E şuraya bakacak olursam buradaki eğimim 2 bölü 4'ten kaynaklı 1 bölü 2. E 1 bölü 2 ise demek ki 4'te 2 birim artıyorsa 2 de bir birim artacak. Yani şurası 1. Demek ki burası kaçmış? 3. Yani f-2 3'müş arkadaşlar. Hemen geldim şuraya yazdım. Şu 3'müş. Daha sonrasında f-2 diyorum özür dilerim. Şurası 3. F türev eksi 2 de zaten bariz belli. Az önce söyledim doğrusal fonksiyon olduğu için eğimine eşittir türevi. Yani bu da 1 bölü 2'dir. 3 kere 1 bölü 2 de 3 bölü 2 yapar. Önünde de eksi var. Peki devam. E, ee, şimdi ne lazım? F3 ve F türev 3. <laughs> 3 noktasındaki eğim kaç arkadaşlar? Burası. Şurayı bulmam gerekiyor. E 1'e 2'ydi. Yani burası 2 ise burası 1'di. E burası 1 ise burası 5'tir. Şuranın tamamı 5 ise burası 2 ise eğim 5 bölü 2 ama negatif olacak. Çünkü niye? Azalan bir fonksiyon. Demek ki F türev 3 eksi 5 bölü 2. Ve F3'e bakacağım şimdi. f 3 tabi burası 5'e 2 olduğu için 5'e 2 olduğu için şurası arkadaşlarım 1'e de 5 bölü 2'dir derim. Yani f3 5 bölü 2'ymiş. Onu da yerine yazdım. Burası da 5 bölü 2. Buna bunu çarptım. Eksi 25 bölü 4. Eksi 3 bölü 2'yi de 6 bölü 4 olarak yazarsam. Eksi 31 bölü 4 bana cevabın ta kendisini verir. O halde doğru cevabım neymiş? A şıkkında verilmiş. Bakın doğru cevap A şıkkındaki eksi 31 bölü 4'müş. Devam ediyorum. 27. sorum var. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı g ve h fonksiyonlarının Birinci türevler olan g türev ve h türev fonksiyonlarının grafikleri şekilde gösterilmiş. fx g ile h'ın toplamıymış. Yani ben bunu şöyle yazabilirim değil mi o zaman? fx fonksiyonu gx artı hx biçiminde ifade ederim. Ve f0, g0, h0 hepsi birbirine eşitmiş. Şimdi mesela buradan f0 elde etmeye çalışsam f0 g0 ile h0'ın toplamına eşitti. E şimdi bu nasıl mümkün? Mesela burası h 0sa h 0 g0 artı h0 olduğuna göre g0 0 gelir. g0 0'sa bu da 0'dır. Bu da 0'dır çünkü fx f0 g0 h0 hepsi birbirine eşit. Çok güzel. Demek ki ben şunu biliyorum. F'de, G'de, H'de fonksiyon grafikleri çizildiği takdirde %100 nereden geçiyormuş? orijinden. Pekala. Şimdi buna göre diyor F5 değeri bunlardan hangilerine eşit olabilir diye sorulmuş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu anlayabilmek için f 0ın artık sıfır olduğunu biliyorum ya f 0 eşittir sıfır f 5e ulaşabilmek için burada g'nin türevi ve H'in türevi var. Ben türev fonksiyonundan kendine nasıl ulaşırım? Tabii ki de integralle. O halde şöyle düşünsem. Ben sıfırdan 5'e kadar f'in türevinde x dx'i hesaplasam bu bana neyi verir? f5 eksi f0'ı vermez mi? F0'ın zaten 0 olduğunu biliyorum. O zaman F5 de burada elimde kalmış olur. Zaten bizden de bu isteniyordu. Yani ben artık şu integralin sonucunu bulduğum takdirde cevabımı da bulacağım. Peki ben bu 0'dan 5'e kadar olan f türev x dx'i şu şekilde yazma hakkına sahip miyim? 0'dan 5'e g'nin türevinde x artı h'ın türevinde x dx biçiminde yazmaya e, hakkım var mı? Tabii ki de var. Sebep. Çünkü f, f eşittir g ile h'ın toplamıysa f türev dediğimiz fonksiyon da e, doğal olarak g türev artı h türevdir. Değil mi? Tamam. Çok güzel. Peki. Şimdi ne yapacağız hocam? Hocam şimdi şunu yapıyoruz. İyi dinle beni. Öncelikle 0'dan 5'e kadar f türev x dx demek bana f 5'i veriyordu. Bunu bir yazdım. Eşittir dedim. Şu kısmı 0'dan 5'e kadar g türev x dx. Ve yandakini de sıfırdan 5'e kadar bak parçalıyorum. H türev x dx biçiminde ifade ederim. Şu kısım bana neyi verir? Tabii ki de hocam g türev fonksiyonunun altında x ekseninin üstünde kalan alanı verecektir. Yani şuradaki sarı bölgenin alanı. Sarı bölgenin alanını bulmak için bir de hocam burası yamuk bir bölge olduğu için Şurayı mı bulmam gerekiyor? işte orayı bulamıyorsun. Çünkü soruda verilmemiş. Burada tahmini bir değer e, isteniyor. Çünkü zaten olabilir diye de sorulmuş. Şimdi o halde ben bu G türev x'in integrali 0'dan 5'e kadar. Yani bu sarı bölgenin alanını tahmin edeyim hadi. Nasıl ederim? Derim ki hocam kesinlikle ve kesinlikle şuradaki dikdörtgenin alanından daha küçüktür. Yani 4 kere 5'ten %100 küçüktür burası. Küçüktür. 20 dedim. Bu da küçüktür. Şimdi devam. Neyden büyüktür peki? Şöyle bir üçgen oluşturursam hocam. Şurada kalan alan üçgenin alanından kesinlikle daha büyüktür. Ne kadar büyük? Bu kadar büyük. Tamam. O halde bu üçgenin alanı da bak burası 5 burası 4 olduğuna göre 4 kere 5 bölü 2'den 10. On. 10'dan daha büyüktür. E geldim şimdi yan tarafa 0'dan 5'e kadar h türev x dx denilmiş değil mi? Bu ne demek? Bu da h türev fonksiyonunun üstünde ama x ekseninin de altında kalan alanın eksilisi demektir. Niye? Çünkü gençler alan pozitif okey de x ekseninin altında kaldığı için bunun belirli integral biçimde ifade ettiğin takdirde sonuç negatif çıkıyordu biliyorsun. Bundan kaynaklı da negatif bir sonuç bulacağız. Şimdi burada ben şuradaki dikdörtgene dikkat etmemizi istiyorum. Buradaki dikdörtgenin alanı 1 kere 5'ten 5'tir. Yani benim buradaki alanım aslında 5'ten daha büyük. 5'ten daha büyük ve Şurayı şöyle çizecek olursam eksi 3'ten 5'e kadar buradaki dikdörtgenin alanından da %100 daha küçük. Yani ee, nedir bu da? 3 kere 5'ten 15'tir. 15'ten de daha küçük. Ama ne dedik? Bize eksilisi lazım çünkü belirli integral bunu gerektiriyordu ya sonuç negatif çıkıyordu. Demek ki eksi 15 küçüktür bu da eksi 5 olacak. Yani ben şunla şunu topladığım takdirde F5 bu aralıkta olabilir diyeceğim. Toplarsam 10 ile eksi 15'in toplamı eksi 5'tir. 20 ile eksi 5'in toplamı da artı 15'tir. Eksi 5 ile artı 15 aralığındaki bütün sayılar cevap olabilir. Yani 16 olmaz. 10,4 ve eksi 2,4 bu aralıktadır. O halde bizim doğru cevabımız da sevgili arkadaşlarım 2 ve 3 olacaktı diyeceğiz. Doğru cevap E şıkkıydı dedik. Ve 27'yi çözdük devam ediyoruz. 28'de. Ne demiş bize? a sıfırla pi aralığında olmak üzere kosinüs a sıfırla bir bölü iki aralığında dur dur bir dakika dur şöyle bir şey yapalım şu benim birim çemberim olsun tamam mı ee, şu da şöyle y eksenim olsun şimdi kosinüs kosinüs neydi kosinüs azalan fonksiyonu değil mi o zaman ben kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyorum ya. Burası 60 derece. Ben bunu arttırdıkça, açıyı arttırdıkça kosinüs 90'da 0'da biliyorsunuz. 0 ile 1 bölü 2 arası burası mı o zaman? Yani bizim buradaki A açımız aslında 60 ile 90 arasında diyebilir miyiz? Yani hatta 60 ile 180 arasında diyebilir miyiz? Çünkü bize 0 ile pi aralığında demişti. E madem bunun kosinüsü 0 ile 1 bölü 2 arasında. E kosinüsü 0 ile 1 bölü 2 arasındaysa pozitiftir. Ve o zaman bizim A değerimiz de Kesinlikle 60 derece ile 90 derece arasındadır diyebilirim. Tamam bayağı kısalttık işi. 60 küçüktür A o da küçüktür 90 dedim. Şimdi 2A lazım 3A lazım 4A lazım. 2A nerededir? 120 küçüktür 2A hocam o da küçüktür 180'dir. Güzel 3A nerededir? 180 küçüktür 3A. Bu da küçüktür 3 kere 90'dan 270'tir hocam. 4A nerededir? 240 ile 140 ile 360 arasındadır. Çok güzel. Şimdi x, y, z değerleri sırasıyla eksi eksi artıymış arkadaşlar. Buna göre bu eşitliklerden hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Bakalım. Şimdi sinüs 2a demiş. 2a neredeydi? Burada. 120 ile 180 arası ikinci bölgedir. İkinci bölgede sinüs pozitiftir. Dolayısıyla bu pozitif. Tanjant negatifmiş demek ki. Şimdi 120 ile 180 arasında tanjant negatif mi? Evet negatif. O çok güzel. Sinüs 3a. 3a nerede? Burada. Yani üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüs negatifi zaten. Demek ki tanjant pozitifmiş. E 3A, 3, tanjant üçüncü bölgede pozitifse evet po doğrudur. 4A bir de buna bakacağım. 4A 240 ile 360 arasında. Yani üçüncü ve dördüncü bölge aralığında bir yerde. Yani üçte de olabilir. Dörtte de olabilir. Şimdi üçte de dörtte de sinüs negatif abi. Onu unutmayalım. Peki bunun sonucunun pozitif gelmesi için demek ki buranın ne olması lazım? Negatif olması lazım. Yani bizim açı kesinlikle dördüncü bölgede. Yani 4A kesinlikle 270'ten daha büyükmüş aslında. Çünkü 270'ten büyük olan yerler 4. bölgedir. Ve tanjant burada negatifse 4. bölge olduğu kesindir artık. Peki 4A 270'ten büyük. Bunu elde ettik hocam. Güzel. Devam edelim mi şimdi? Sinüs A. A neredeydi hocam? Şurada. Yani 60 ile 90 arasında. Kök 2 bölü 2 olabilir demiş. Abi bir kere sin A kök 2 bölü 2 ise A'nın 45 derece olması lazım. Değil mi? E 45 derece mi? Yok 45 derece altta kalıyor. Yani bu aralıkta değil. O zaman 1 patladı. Gitti. Tanjant 2A. Yani ikinci bölgede. Tanjant pozitiftir demiş. Yürü lan derler adama. Şuraya bakıyorum. Cos 4A. Cos 4A ben 4A'nın 270'ten büyük olduğunu ama 360'tan da küçük olduğunu biliyorum. Yani dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kosinüs pozitifti. E 1 bölü kök 6 haliyle olabilir. O halde bizim cevabımız neymiş? Yalnız 3 yani 28. sorumuzun cevabı C şıkkı olmuş oldu sevgili gençler. Ve devam ediyorum 29'da. X'ler 0 ile pi bölü 2 aralığında olmak üzere yani birinci bölgede. Kosekantla kotanjantın çarpımını 1 eksi kos x de çarpmış 3 bölü 8 bulmuş. Buna göre demiş alttaki ifadenin değeri. Hocam kosekant neydi? 1 bölü sinüs müydü? 1 bölü sinüsle kotanjant neydi? Kos bölü sin. Bununla 1 eksi kosinüsü çarpmış. Şimdi burası c bölü s kare olduğundan bir de bunu 1 eksi c ile çarparsam aslında c eksi c kare e, bölü c kare gelecektir. Üst tarafı c parantezin alırsam 1 eksi c yapar. Alt tarafta s kare biliyorsun 1 eksi c karedir yani 1 eksi cos karedir. 1 eksi c ile 1 artı c'nin çarpımı yapacaktır. E şunlar giderse demek ki bu kaçmış 3 bölü 8 o zaman içler dışlar çarpımı yaparım. 3 artı 3 c eşittir 8 c. Buradan 3 eşittir 5 c Buradan C eşittir 3 bölü 5. Geldi mi 3, 4, 5 üçgeni? Geldi sanırım değil mi artık? Gelmiş olması lazım. Şöyle bir üçgen çizdim. Bu üçgende şuraya gittim. X dedim. Bunun kosinüsü 3 bölü 5 ise komşusu 3'tür. Hipotenüsü 5'tir. Karşısı 4'tür. Geldi. Sinüs kaçtır abi? 4 bölü 5. 1'e 4 bölü 5 ekledim. 9 bölü 5. Bölü tanjant kaçtır? 4 bölü 3. 4 bölü 3'ten 1 çıkardım. 1 bölü 3 geldi. Ters çevirip çarparsam 27 bölü 5 de bana cevabı verir. 29. sorumuzun cevabına da böylelikle A şıkkı demiş olduk ve geçtik 30'a. AB çaplı yarım çember içine 9 tane eş kare aşağıdaki biçimde çizilmiş. BC yayının ölçüsü 2 alfa iken. Şimdi BC yayı şurası ya burası 2 alfa ise bunu gören şuradaki çevre açı nedir? Burası alfadır değil mi? Pekala. E, AC uzunluğunun da yani şu kırmızı doğrunun uzunluğunun alfa türünden sinüs 2 alfa olduğu da bize söyleniyor. Burası sinüs 2 alfaymış gençler. Buna göre mavi çizgiyle belirtilen doğru parçası uzunluğunun alfa türünden eşiti hangisidir? Şimdi, mavinin alfa türünden eşiti isteniyor. Şimdi ben burada e, şu tarz bir olaya imza atsam sıkıntı olur mu? Mesela burada herhangi bir karenin birim kare olduğu belirtilmiyor bana. Herhangi bir karenin özdeş kareler olduğu için bir ayrıtına M diyelim. Tamam. Yani şurası M olsun. Bir tanesi. Şimdi ben tam ortadaki kare olduğu için şurası simetrik olduğu için ben buraya e, merkez diyebilirim. Bu merkezi şununla şöyle birleştirdim. Tamam mı? Şurası M ise şurası 3M oldu. Tabi doğal olarak burası da kök 10 çarpı M olacaktır. Yani yarı çapımız kök 10 M'ymiş. O zaman şuranın tamamı 2 kök 10 çarpı M'dir diyebilirim. Bak dikkat. Şimdi tuttum sırf şu çapı gören çevre açı olsun muhabbetiyle şunu şöyle indirdim. Çapı gören çevre açı kaçtı? 90 dereceydi abi. Şimdi bunun şurası dik kenarlarından birisi sinüs 2 alfa. Hipotenüsü de 2 kök 10 çarpı m. Şimdi ben burada dik kenarlardan birisini biliyorum. Alfanın hemen komşusu. Bir de buradaki dikin karşısı olduğu için hipotenüsü biliyorum. Madem öyle şeyi kullanalım o zaman. E, kosinüs alfayı kullanalım o zaman kosinüs alfa eşittir sinüs 2 alfa bölü nedir biliyor musun? 2 kök 10 m'dir. 2 kök 10 çarpı m'dir dedim. Burada sinüs 2 alfa dediğimiz şey de aslında bakarsan 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfadır. Bölü 2 çarpı kök 10 çarpı m yapar. Bu da bana kosinüs alfayı verecek ya. Her iki tarafta bulunan kosinüs alfalara bay bay diyelim. Şuradaki ikiler de gitsin. Böylelikle burası 1 olduğu için sinüs alfa bölü kök 10 çarpım m eşittir 1 ise burada m dediğim şey aslında sinüs alfa bölü kök 10'un ta kendisidir. Şimdi m'nin sinüs cinsinden alfa cinsinden eşitini bulmuş oldum <laughs> aynı zamanda. Benden istenen de şuradaki mavi doğru var ya onun uzunluğu alfa türünden. Şimdi şurası abi 2 m'dir. Ve şurası da 4 m'dir. Doğru mu? Doğru. E, hipotenüs nedir o zaman? 4'ün karesi 2'nin karesi topladığın 20. 2 kök 5 çarpı m'dir. Benden 2 kök 5 m isteniyor. O zaman 2 kök 5 çarpı m. m neydi? Sin alfa bölü kök 10. Onu da buraya yazarsam bölü kök diye. Bak şimdi dikkat et. Şuradaki kök 5 ile buradaki kök 10 sadeleştirdim. Kök 2. 2 kök 2'ye böldüm. Kök 2'ye böldüm. Burada kök 2 kaldı. O halde kök 2 çarpı sinüs alfa bana mavi doğrunun uzunluğunu vermiş olur. Cevabımız da böylelikle D şıkkında verilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Evet cevabı kök 2 çarpı sinüs alfa bulduk. Şimdi devam ediyoruz. Bir diğer sayfamızda 31'deyiz artık. Aşağıdaki sayı doğrusunda A, B, C ve D sayılarının konumları bize verilmiş. Eksi 1, 0 ve 1 mevcut. A, B, C, D sayıları da gösterilmiş burada. X 0 ile pi aralığında olmak üzere bunlardan hangileri e, aralıkta olabilir, verilen aralığa uygun olabilir diye soruluyor. Düşünelim şimdi sıfırla pi arası birinci ve ikinci bölgededir A sayısının da burada negatif olduğunu görüyorsun şimdi şöyle göstereyim şurası birinci bölge gençler şurası da ikinci bölge 1 veya 2 de bizim açımız şimdi tanjant burada pozitifken burada negatif kosinüs burada pozitifken burada negatif yani 1 ve ikinci bölgeler için sıfırla 180 derece arası için tanjant ve kosinüslerin işaretleri her daim aynı oluyor. E, i̇kisi de aynıysa yani bu pozitifken bu pozitif, bu negatifken bu negatifse çarpımları daima pozitif olacaktır. Ama burada A pozitif değil, negatif. Demek ki bu verilen aralığa uygun bir sayı değil. Sin kare artı cos x artı cos kare x. Burada cos kare x de sin kare x'in toplamı 1 yapar zaten. 1 artı kosinüs x geldi burada. Şimdi B sayısı burada olabilir mi? Şimdi ben birin üstüne cos kare x'i eklediğim takdirde sonuç negatif olabilir mi? Negatif olabilmesi için kosinüsün eksi birden daha küçük olması gerekiyor. E kosinüs 1 ile bir aralığındaydı. Demek ki bu da uygun değil. Bu da gitti. Geçtim c'ye. Kotanjantla sinüsün çarpımı. E kotanjantla sinüsün çarpımı demek cos x bölü sin x de aslında sinüs x'in çarpımı demektir. Doğru mu? Sinüs x'leri sadeleştirmeden önce direkt şöyle de diyebiliriz. E, mesela C ne abi? C burada. Değil mi? C burada. E direkt sadeleştirelim ya. Kosinüs x. E kosinüs x sıfırla bir aralığında olmuyor mu zaten? E birinci bölgede. Evet oluyor. Demek ki bu olabilir. Sin x ile kos x'in çarpımı d için birden büyük olabilir mi? E şimdi ikisi de eksi ile bir aralığında. Ben bunların ikisini birbiriyle çarparsam. Çarparsam eğer. Bu eksi ile bir aralığına düşecektir yine. Yani farklı bir açıklaması olmayacak. E dolayısıyla ee, birden daha büyük olabilir misin sinüsle kosinüsün çarpımı? Olamaz. O halde kaç tanesi? Bir tanesi. Cevabımız B şıkkı olacaktı deriz. 32'deyim. Dik koordinat düzleminde bir kenarı y eşittir 3 ve diğer kenarı x eşittir 2 doğrusu üzerinde olan karenin alanı 16 birim karedir. Kare ise demek ki bir kenarı 4'müş. Karenin x eşittir a ve y eşittir b doğrularına göre simetri alındığında her iki durumda da kare ile simetrinin birer ee, Kenarının çakıştığı görülmekte. A artı B toplamı maksimum kaçtır diye soruluyor. Şimdi şu x ekseni olsun. Y ekseni olsun. Diyor ki e, x eşittir 2 doğrusu. Şurası. Ve y eşittir 3 doğrusu. O da şurası olsun arkadaşlar. Tamam. Biraz daha yukarı çizelim hatta. Şimdi benim bir karem var. Bu karenin bir kenarı şu x eşittir 2 doğrusuna. Diğer kenarı da y eşittir 3 doğrusuna e, üzerinde olacak. Şurası y. Burası x. Burası da orijin. Şimdi diyor ki x eşittir a'ya ve y eşittir b doğrularına göre simetri ayrı ayrı alındığı takdirde her iki durumda da kareli simetrinin birer kenarının çakıştığı görülüyor diyor. Demek ki direkt olarak ya buna göre ya da buna göre ya da bunların uzantısına göre bir simetri alacağız. Yani nasıl hocam? Şöyle diyorum. Bak iyi izle. Mesela benim eğer karem buradaysa şöyle kare olsun tam. Eğer karemiz buradaysa arkadaşlar tamam mı? Ben bunun ben bunun şöyle olduğunu düşünebilirim. Mesela bu 4'tü ya. Alanın 16 olduğu için bir ayrıt uzunluğu 4. Bunu şöyle çekersem burası x eşittir 6 doğrusu olur. x eşittir 6 doğrusu. Buna göre simetrik aldığım takdirde de şöyle bir kareyle karşılaşırım. Anlaşılacağı üzere. Tamam. E doğal olarak bak birer kenarları da burada çakışmış oldu. Gibi. Gibi. Şu an bir örnek verdim. Ama a ile b toplamı maksimum olsun istiyor. O zaman benim karemi burada seçmem mantıklı mı? Bence değil. Çünkü şöyle seçersek daha iyi olacaktır. Bakın burada seçersem eğer ben tamam mı? Yapamadım. Şurada seçersem eğer ben bu kareyi. Şurası şurası y eşittir 7 doğrusu olurken burası gençler x eşittir 6 doğrusu olacaktır. Ve hem yukarıdan hem de sağ tarafından seçtiğimiz için ve ben bu kareyi hem yukarı hem de sağ tarafa yani sağ üst çapraza taşıdığım için yani burada da olabilirdi burada da burada da olabilirdi ama sağ üst çapraza taşırsam ve ordinatı büyüyecektir doğal olarak ve bunların da uzak olan kenarlarını seçtiğim için y 7 max'tır x eşittir 6 max'tır bunların toplamı 13'tür demek ki cevabımız da d şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 33'e üzerinde yarım daire biçiminde penceresi ve pencere büyüklüğünde sağa sola sürgülü kapağı olan bir danışma bankosunun kenar uzunluğu 19 birim birim olan bir kare biçimdeki çerçevesi şimdi kenar uzunluğu 19'muş. Şimdi burası bir kare arkadaşlar. Şu bir kare ve bunun da bir ayrıtının uzunluğu 19 olacak. Tamam. E, pencere şekil birdeki konumdayken kapağının bir kısmı yana doğru 6 birim çekildiğinde şekil 2 elde ediliyor. Şu. Tamam? E, şimdi düşünelim, düşünelim. 6, 3 daha 9, 19'dan 9 çıktı, 10. Demek ki bu karenin, bu dairenin, yarım dairenin çapı 10 olacak. O zaman yarı çapı 5'tir. Yarı çap 5. Unutmayalım. Ekstradan, ekstradan. Burası 6 ise, bu iki yarım daire sağa doğru kaydırıldığı takdirde şuna göre simetrik bir görüntü oluş oluşacağı için, yani şuraya göre simetrik bir doğru oluş görüntü oluşacak, değil mi? O zaman burası 6 ise. Şurası da 6 mıdır? O zaman burası da 4 müdür? Şurası. Burası da 4'tür. Peki ben bu x'ten aşağı doğru şu şekilde indirir indirirdiğim takdirde zaten simetri ekseni olduğu için burası. Şurası 2 burası da 2 midir? Evet. Şimdi benden ne istiyor? Bankonun çerçevesine 3 ve 6 birim uzaklıktaki pencere çerçevesiyle pencerenin kesiştiği noktadan banko çerçevesinin köşesine sabitleyici bir kırmızı lastik takılmış. Buna göre bu x'in yani lastiğin uzunluğu nedir diye soruluyor. Zaten şurası 6 ve burası 2 ise ben şunu şöyle çektim burası 8'dir hocam. Peki şuradaki uzunluğu bulabilir miyim? Buradaki uzunluğu tabii ki de buluruz. Şöyle bulabiliriz hocam. 6 2 2 zaten 10'du ve bunun merkezi de varsayalım ki şurada bir yerde olsun. Bu çemberin merkezi diyelim. Şunu şöyle çekersem şurası ne olur? Burası 5 olur değil mi? Tamam güzel. Peki burası 5 ise şurası kaçtır hocam? 3'tür. O zaman burası 4'tür. E buranın tamamı 19'du. Burası 4 ise buraya 15 kalır. 8, 15, 17 cevaptır. Doğru cevap 17 ydi. Yani cevap D şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Ve devam ediyoruz 34. sorumuzda bir sonraki sayfada. Bir çemberin merkezinde dik kesişen iki çubuk şekil 1'deki konumdan bir köşesi etrafında ok yönünde 150 derece döndürüldüğünde şekil 2 elde ediliyor. Buna göre şekil 2'de x de belirtilen açı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi bak hocam olay şöyle tamamen şekil 2 ile ilgileneceğimiz için ben bunu sana şöyle zoomlayıp buna yoğunlaşalım şimdi iyi dinliyorsun. Bir kere bu 150 derece döndürülmüş. Döndürüldüğü kısım aslına bakarsan şurası bak 150 derecedir diyebiliriz. Ama ben şurada hipotenüsü birleştirirsem şunun da hipotenüsünü çizersem tamam mı? Ve hiçbir uzunluk verilmediği için ben bu yarı çapa 1 dersem buraya da 1 dersem bu hipotenüsler de tabi doğal olarak kök 2 olacaktır. Burası da yine kök 2'nin ta kendisi olacaktır. Neresi 150 olur? Sana söyleyeyim. Şu kısım bak buradan buraya kadar olan kısım 150'dir. Veyahut, veyahut buradan buraya kadar olan kısım 150'dir denilebilir. İkisi de 150 bizim için. Burası 45. Yine burası da 45. Yine burası da 45. Yine şurası da 45 denilebilir arkadaşlar. Buranın tamamı 45 unutmayalım. Şimdi şurası hocam bak şu maviyle gösterdiğim açı 150 değil miydi? Evet. Şimdi 180'den 150'yi çıkar 30. Şunla şu birbirine eşit mi? Eşit. Madem öyle ikiz kenar üçgenden kaynaklı 32'ye böldüm. Şurası 15. Burası da 15 olur mu? Valla olur. Pekala. Şimdi dikkat gençler. Ben 15-15-150 üçgenini burada ifade ettim. Burada bir sıkıntımız yok. E abi bu çember, o zaman bir yerde bir yere bir çap, yarı çap çekmem lazım. E buraya çekilmiş, buraya çekilmiş zaten. O zaman bir de şunun kesiştiği yer var ya, bir de oraya çekelim bir yarı çap bakalım. Ben yarı çapıma ne dedim? Bir dedim. Burası bir. E şurası da birdi. O zaman şuradaki üçgen, bak şunu şöyle birleştirdim. Buradaki üçgenimiz ikizkenar kenar olmadı mı? Yani burası bir, burası bir. Evet. E şimdi şuraya bakıyorsun, 15, 45 daha 60. E o zaman burası da 60. E 60, 60 demek ki burası da 60. O zaman bu eşkenar üçgen. Yani şurada sonradan çizdiğim şu var ya şu. Şurası arkadaşlar. işte burası neymiş? O da birmiş. Onu da gösterdim. Burası 60 şurası 30 mudur? Evet pek tabii. 30'dur burası da. E şimdi düşünüyorsun. Az önce söylemiştim ben sana bak. Şurası kaç dereceydi? 150. E burası da 30 değil mi? 150-30. 180 yaptı. Demek ki burada bir paralel kenar oluşacakmış. Yani bununla bu paralel mi? Paralel. O zaman ben şunu şöyle birleştirirsem burada benim bir paralel kenarım oluşur. Burası birse burası da bir hatta eşkenar dörtgen oluşur. Burası da birdi zaten. Burası birse burası da yine birdir derim. Bak şimdi ne oldu? Burası bir. Burası bir. Şurada da yine bir ikizkenar üçgen çıktı mı? Şurada çıktı. Burası bir, burası bir. Burası x ise tabii ki burası da x'tir gençler de eksi topladım şurası ne yaptı? 2x yaptı. Şimdi gel buraya. Burası 1 mi? 1 hocam. Şuranın tamamı 45 miydi? Evet. Burası 30 muydu? Evet. Bak şimdi şuraya bak. Şu açı 30'sa ve bu buna eşitse o zaman burası da 30 olmaz mı olur? Yani 2x 30'sa tabii ki de x kaçtır? 15'in ta kendisidir diyebiliriz. O halde cevabımız 15'miş. Aşağı inip işaretleyelim. Doğru cevap B şıkkında verilmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Alt tarafta soru var mıydı? Var. 35'teyiz gençler. ABC'de düzgün beşgeninin iç bölgesinde DE çaplı yarım çember ve C merkezli CD yarı çaplı çember şekilde verilmiş. DE yayı ile BD yayı K noktasında kesiştiğine göre BKE açısı. BKE şuradaki kırmızı renkli açı ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi ben ee, abicim şuranın bir kere düzgün beşgen olduğu için 108 derece olması gerektiğini biliyorum. Gayet iyi biliyorum. Peki Kalemlerimi inceltmiştim az önceki soruyu çözerken. Çok karıştığı için olaylar. Onları tekrardan büyütelim. Şimdi. Şu. Şöyle bir şey düşünülebilir mi? Acaba. Gençler. Ben. Ben. Şuranın 108 olduğunu biliyorum ya. Şuradaki çember yayının ölçüsü de 108 diyebilir miyim? O derim. Hatta ve hatta. Ben bu çemberi şu şekilde çember tabi. Şöyle gençler. Çizmeye çalışırsam. onu birazcık taşıyalım tabi. Şöyle yapalım. Heh, tamam tam üstüne oturdu. Şimdi burası merkez olsun. Burası 108 ise geriye kalan kısım. Yani şuradaki kısım. 360'dan 108'i çıkardınız. 252 mi gelir? Aynen öyle. Yani şu taraf neymiş? 252. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki ben şu D ile K'yı birleştirirsem. DKB bir çevre açı olur. Ve... Çevre açı biliyorsun şunun yarısı kadardı. Yani 252'nin yarısı kadar. Yani 126'ymış. Şimdi birazcık dibine girelim biz burada. Şurası 126 mı? Evet. E şimdi şuraya bakıyorsun. Şuradaki açımıza bakıyorsun. Bu açı da sol taraftaki çemberin çevre açısı ve çapı görüyor. E çapı görüyorsa diktir. E burası 90 derece. Burası 126 ise şuranın tamamı 216'dır. Değil mi? 216'dır. Ve ben bunu 360'tan çıkarırsam 360'dan 216'yı çıkaracak olursak doğru benimizde elimizde kalır ki bu da 144'ün ta kendisini verir arkadaşlar. O halde doğru cevabımız da C şıkkıdır diyebiliriz 35. sorumuz için. Evet 35'i de çözdük. Devam ediyorum 36. sorumla. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilen ve eksenlere teğet olan çembere AC doğrusu B noktasına teğet. Bu burada teğetmiş. O zaman bu da burada teğet. Bu da burada teğet değil mi? Şekil üzerinde verilen uzunluklar birim cinsinden olduğuna göre, C noktasının çemberin merkezine uzaklığı kaç birimdir diye aynı zamanda sorulmuş bana. Şimdi ben e, şu yorumu yapabilir miyim? Şuradan teğet olduğu noktadan şuraya kadar olan uzunlukla, buradan teğet olduğu noktaya kadar olan uzunluk birbirinin aynısıdır. ve genelde çift sayılar bak 6, 8, 10 verildiği için e, ben de çift bir ifade seçeyim 2k olsun. Burası 2K burası 2K o zaman şurası kaçtır? Hocam burası da 2K'dır çünkü tamamı çaptır. Burası da yarı çaptır değil mi? 2K 2K aynı zamanda yarı çapımızın da 2K olması gerektiğini bulduk. E burası 2K ise hocam tabii ki burası da 2K'dır gördüğün üzere. E tamam güzel bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bunun hmm. eğimiyle bunun eğimi birbirine eşit mi eşit aynı doğrudan bahsediyoruz. Bunu, ben bunu bu şekilde çeker çekecek olursam şuranın 4K olduğunu biliyorum ya bak 6 8 10 o zaman 3K, 4K, 5K yapar. Burası 3K, buranın tamamı gençler 5K. E çok güzel. Buraya kadar da hem fikiriz ee, bu olayda. Peki artık şu 4 kyı kullanmayı bırakalım. Ben nerenin 3K olduğunu bulmuştum. O 3 kyı da boş verelim ya, o da kalsın. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Şuranın 5K olması benim için çok yeterli. Şöyle diyelim. Dikkat ettiysen. Burada bir paralellik var. Yani şununla şu birbirine paralel. Ve üçgen var. O zaman ben burada bir benzerliğe de imza atabilirim. Mesela 8'in 8 artı 4 k'ya oranı. 8 bölü 8 artı 4 k eşittir diyorum. 6'nın şuraya oranıdır. 6'nın o bilmediğimiz yere oranı. Şuraya. Şimdi orayı bilebiliriz. Bunda da hemen... Aceleye getirme hemen içler dışlar çarpı falan alayım deme. Bak 8'in bir katı 8. O zaman 6'nın bir katı 6. 8'in yarısı 4. 6'nın yarısı 3K. Demek ki burası yani tamamı 6 artı 3K'ymış arkadaşlar. Tamam. Burada da bir sıkıntımız yok. Şimdi dikkat ettiysen ben tamamını 6 artı 3K dedim. Buranın 2K olduğunu biliyorum. O zaman şu kısma ne kalır? Tabii ki de 6 artı K kalır. Burası 6 artı K ise tabii ki şurası da 6 artı K'nın ta kendisidir. Çok güzel. E şimdi burası 5K'ydı hocam. E evet. Madem 5K ben 5K'dan 6 artı K'yı çıkaracak olursam şurayı bulmuş olurum bak şurayı. Burası demek ki 4K eksi 6'ymış hocam. Tamam 4K eksi 6. Aynı zamanda şurası da 4K eksi 6 olmaz mı? Teğet olduğu için olur. Burası 4K eksi 6. Burası da 2K toplam 6K eksi 6 yapıyor ve bu da kaça eşitmiş? 6'ya. O zaman 6K eşittir 12. K eşittir 2. K2 ise artık benden neresi isteniyordu? C'nin çemberin merkezine olan uzaklığı. Yani şurası isteniyordu. E hocam şurası 2K değil miydi? O zaman 4'tür. 6'ya 2 ekledim 8'dir. 4 8 demek ki 4 kök 5 olacak benim uzaklığım. Yani cevabım da B şıkkında verilmiştir diyeceğim. Devam 37. soru. Artık son 4 sorumuz. Dik koordinat düzleminin ikinci bölgesine çizilen bir karenin A köşesi x ekseni üzerinde B köşesi de y ekseni üzerindedir. C ve D köşelerinin sırasıyla x eşittir, m1 çarpı y ve y eşittir, m2 çarpı x doğruları üzerinde olduğu biliniyor. Buna göre M, m1 artı m2 toplamının değeri kaçtır? Şimdi bak. Ben e, bu soruyu düşünecek olursam şöyle derim. Örnek veriyorum şu x eksenim, şu y eksenim ya. Şimdi ben e, herhangi bir kareden bahsetmiş bana. Yani şöyle bir karemiz var. Eğer ki bu kareyi tutup diyor döndürürsen, mesela döndürdüm. Döndür demiyor da ben döndürdüm. Şöyle yerleştirdim mesela. Şimdi ben benim Tabii doğal olarak ben bunu algılayabilirim bu kare için. Ama bana herhangi bir kareden bahsetmiş. Ve bu karenin herhangi bir karenin A köşesi x eksenin üzerinde B köşesinde y eksenin üzerinde olması bana yetiyor. O halde ben bu kareyi hiç öyle düşünmem. Derim ki bu kare şöyle bir kare olsun. Bu olsun benim kare. Ve A dediğim nokta örnek veriyorum şurası. B dediğim nokta burası. C burası. D de burası olsun. Fark eder mi? Sonuçta her kare için sağlaması lazım. Fark etmez. E şimdi C köşesinden geçen doğru M1 çarpı Y'ymiş. D köşesinden geçen doğru zaten X ekseninin kendisi oldu şu an. X e ekseninin kendisi ise yani bu M2 çarpı X e demek ki burası da neymiş? E, y eşittir. X bölü M1 olur mu? Olur. X bölü M1. Tamam. E şimdi doğal olarak şunun eğimi zaten M2. E zaten 0. M2 0. E bunun eğimi de eksi 1 olmaz mı? E eksi 1 ise m1 de eksi 1'dir. Eksi 1 ile 0'ın toplamı tabii ki de sıfır değil. Eksi 1'dir gençler. Doğru cevap b'ydi. Yani ben bunu herhangi bir kare için düşünecek olsam şunun için mesela düşünecek olsam yine aynı sonucu bulacağım. Hiçbir şey fark etmeyecek. Ama herhangi bir kare için sağlamak zorunda olduğu için hiç düşünmedim. Bu şekilde çözümü yaptım. Tamam 38 dik koordinat düzleminde y x doğrusu üzerindeki b noktasında bulunan bir hareketle ile ilgili şu bilgi veriliyor. Harekette önce eksenlere paralel biçimde iki birim sağa bir birim aşağı hareketini tekrarlayarak sürdürdü, sürdürdüğünde x ekseniyle ilk defa 18'e 0 noktasında çakışmakta. Şimdi olay şu. Şöyle bir y eksenim bu da x eksenim olsun. Y eşittir x doğrum var benim şu doğru tamam mı? Ve bu doğrunun üzerindeki bir b noktasından bahsediyor. Ve bu nokta B noktasının üzerindeyken sevgili arkadaşlarım sürekli olarak iki birim sağ ve bir birim aşağı, iki birim sağ, bir birim aşağı, iki birim sağ, bir birim aşağı hareket ederek ben x eksenini ilk defa 18'e 0 noktasında kesiyorum. 18'e 0 noktasında ben x eksenini kesiyorum. Şimdi o zaman şöyle düşünelim biz. ben eğer şu hareketi yapacak olursam bak. Şunu tuttum abi. Şöyle yaptım. Tamam. Şuradan da geçirdim bunu. C noktasından geçirdim. B ile C'yi birleştirdim. Siz bana şu doğrunun eğimini bulabilir misiniz? Valla ben size bulayım hemen söyleyeyim. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 diye indiği için sürekli burası 1, burası 2 değil mi? O zaman benim eğimim eksi 1 bölü 2. Yani bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2 ise eksi x bölü 2, 18'i yazınca da 0'dan geçmiş. Demek ki eksi x bölü 2 artı 9'muş benim doğrumun denklemi. Eksi x bölü 2 artı 9. Peki ben bu noktanın absesini bulabilir miyim artık? Bu doğru isimle geçtir x doğrusu değil miydi? Eşitlerim birbirine. 3x bölü 2 eşittir 9 gelir. Buradan x bölü 2 eşittir 3 olur. x eşittir 6 olur. Yani burası 6 absisli noktaymış. O zaman burası da 6 de ordinattır arkadaşlar. Bakın ordinatı da 6'dır. Şimdi bunun yeri ne diyor? 2 birim sola bir birim aşağı şekilde ilerleyecek olursak. 2 birim sola ilerledim 4'e geldim. 1 bir birim aşağı indim 5'e indim. 2 birim sola gittim 2'ye geldim. Bir birim aşağı indim 4'e geldim. İki birim sola gidince zaten y eksenini kesmiş oldum. Yani burası nedir? Arkadaşlar 4 0'a 4'tür. Değil mi? Ordinatım 4. Apsisim 0. 0 0'a 4'te de ilk defa keser. Doğru cevabım da a olur derim. Alttaki sorudayım 39. Artık son iki sorumuz. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun yüzeylerine kutunun ayrıtlarına paralel olacak biçimde kırmızı mavi ve yeşil renkli sırasıyla 40, 44 ve 48 birim uzunluğundaki kuşaklar bağlanmış. Her bir kuşak kutunun dört yüzeyini ayrıtlarla paralel olacak biçimde dolaşmıştır. Buna göre, şekildeki prizmanın görünen üç yüzeyinin alanı kaç birim karedir? Şimdi dur. Kırmızı, kırmızı, e, mavi ve yeşil vardı, değil mi? Şimdi bunun uzunluğu kaç kırmızının uzunluğu 40, mavi'nin uzunluğu 44 ve yeşilin uzunluğu da 48'dir. Kırmızı ee, mavi ve yeşil için ben şu ayrıt uzunluğuna örnek veriyorum A demek istiyorum. Şu ayrıt uzunluğuna B demek istiyorum. Şu ayrıt uzunluğuna da yani şuradaki uzunluğuna da C demek istiyorum izninle. Şimdi ben eğer kırmızıyı hesaplamak istiyorsam kırmızının uzunluğu C'den bak şurası C idi. C'den iki tane olacak. Bir burada bir de karşıda. iki tane C ve iki tane de B olacak. 2B. Yani bir burada bir de karşıda. 2C artı 2B 40'sa Tabi doğal olarak B artı C kaçtır? 20'nin ta kendisi. Geçtim maviye. Mavi için 2 tane C ve 2 tane de A kullanılacak. Dolayısıyla 2C artı 2A 44 ise diyeceğim. A artı C burada 22'dir diyeceğim. Bir de geldim yeşile. Yeşil için de bak B, C'yi, A, C'yi kullandım. E, neyi kullanmadım? A ile B'yi kullanmadım. Yeşil de demek ki A ile B olacak. Bak. Dikey olduğu için A'dan 2 tane kullanacağım bir de B'den kullanacağım. Yani 2A artı 2B eşittir 48 diyeceğim. Buradan A artı B'de kaç gelecek? 24 gelecek. Şimdi ben bunu bunu ve bunu toplarsam 2 parantezinde A artı B artı C gelmez mi? Gelir. 20, 22, 24'ün toplamı 66'dır. A artı B artı C buradan 33 yapar. Şimdi A artı B artı C 33 ise herhangi bir tanesini bulabilirim. Çünkü mesela B artı C 20 idi. Şurası 20 ise A kaçtır? 13'tür. A ile C'nin toplamı 22 idi. O zaman B kaçtır? 11'dir. Ve son olarak A ile B'nin toplamı 24'tü. Demek ki C'de 9'muş. Şimdi burası 9, burası 9. B 11, burası ve A'da 13. İstenen prizmanın görünen 3 yüzeyinin alanı. Prizmanın görünen 3 yüzeyinin alanı üstteki alan bir kere zaten B kere C'dir. Yan taraf A kere C'dir. Şuradaki kısımda A kere B'dir. Yani bunları çarp diyor. Şimdi A kere B 13 kere 11'den 143 yapar. 13 kere 9'dan 117'yi yakalarız. 9 kere 11'den de 99'u yakalarız. Çok güzel. Bunların toplamı istenmiş. Şu ikisini toplarsam 260 gelir. 260'a 99 eklersem 360, 359 gelir. Yani cevabımız A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Ve artık son sorumuzdayız gençler. Başlangıçta tamamı suyla dolu olan kare prizma biçimdeki bir sürahi ile boş kare prizma biçiminde 4 özdeş bardak bulunmaktadır. Bu sürahideki suyun bir kısmı bardaklar tamamen suyla dolana kadar 3 bardağa boşaltılınca sürahideki suyun yüksekliği 24 santim olmuş. Sonra bir sürahide kalan suyun bir kısmı boş olan diğer bardağa bardak tamamen suyla dolana kadar boşaltılınca sürahide kalan su miktarı başlangıçtaki su miktarının yarısı kadar olmuştur. Başlangıçtakinin yarısı kadar. Bir bardağın taban ayrıtı sürahinin taban ayrıtının yarısıymış. Ha Dur şimdi dur. Bu bardağın taban ayrıtına A dersem sürahinin taban ayrıtı 2A olacaktır. 2A olacaktır. Çok güzel. Şimdi ben şunu diyorum size. Bu e, bardakların yüksekliğine biz X dersek eğer. Burası 2A idi burası 2A idi. Bu şu an içeride bulunan su miktarı nedir? taban alanı çarpı yükseklik kadardır. Yani 4a kare çarpı 24'tür. Ben bundan bir tane daha bardağı boşaltıyorum. Bir tane daha boşaltıyorum ki bu da a kare çarpı x kadardır. Demek ki a kare çarpı x kadar eksildi. Eksildikten sonra ne kadar su kaldı? Başlangıçtaki'nin yarısı kadar su kaldı. Başlangıçtakinin yarısı kadar kaldıysa başlangıçtakinin yarısı da burada değil midir zaten? Evet. O zaman 4 tane A kare çarpı x kadar su buraya boşaltmışız ve sürahinin içinde de bu kadar kalmış. O halde ben diyorum ki 4 tane a kare çarpı x'e eşitlerim ben burayı. Bunu karşıya atarsam 4 çarpı a kare çarpı 24 eşittir. 5 çarpı a kare çarpı x olacaktır. Buradan a kareleri götürdüm. Ve 96 bölü 5 eşittir x geldi. İşte yükseklik bu. 96'yı 5'e böleceğim. 9'un içinde 1 defa, 46'nın içinde 9 defa. Ve 1'in içinde de 0.2 defa 19,2 bize cevabı verir. Doğru cevabımız da D seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Ve uzunca bir maratonu geride bıraktık gibi. Bana soracak olursanız sanki ilk 4 deneme sınavını çözdüm ya şimdi. Sanırım en zoru buydu. Özellikle geometri kısmı için söylüyorum. Matematik kısmında yine tatlı sorular vardı. Ama sanırım en zoru buydu gençler. Matematik sorularının da şimdi hatırlayınca şöyle ilk 3 denemeye nazaran bir tık daha zor olduğunu söyleyebilirim ama ciddi anlamda geliştirici sorulardı. Evet gençler, sonraki denememiz 5. deneme olacak. O denemede görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.